Arkadaşlar unutmuş mu kelepçeyi? Kusura bakma müdürüm. Fark etmez. Başlıyor muyuz ifade? Acelen mi var müdürüm? Senin yok herhalde ha? Yok. He. Zaten benim işim bitti sayılır. Deliller tamam. İfadeleri de savcı beyle alacağız. Onu bekliyoruz. Öyle. Yani hazırlığınız tam. Tam olmasa koskoca Rıza babayı bileğinden kelepçeyle evinden alıp emniyete getirebilir miydik? Bunu ilk yapan sen değilsin. Gözünü de büyütme o kadar. Kendini de beni de. Öyle deme. Aldığın rüşvet, kurduğun tuzaklar, hepsi elimde belgeli ve ispatlı. He. Az mı? Az mı çok mu göreceğiz İsmail? Göreceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz savcım. Buyurun. Hoş bulduk. Bu şekilde karşılaştığımız için üzgünüm Rıza Bey. Ben de savcım. Ben de. Sağlık olsun. Başlayalım mı savcım? Başlayalım. Rıza Baba içeride abi. Sorguya aldılar adamı. Nasıl ya, göstermeyecekler mi şimdi? Olur mu ya öyle şey? Dur sakin. Kim kimi nereye almıyor ya? Bahar, Arif müdürü aradın mı? Aradım. Yolda geliyor. Oğlum bak çekelim bak, yazık olacak size ya. Buradan geçemezsiniz komiser. Boşaltın burayı. Ya kim tutacak lan bizi? Siz mi tutacaksınız? Hop hop hop, bir dakika. Başkomiser, elimizden gelen bir şey yok. Biz de emir aldık. Kardeşim bakın, biz size zor durumu sokmak istemiyoruz. Siz de bize zorluk çıkarmayın, tamam mı? Hadi bırakın geçelim şimdi, bırak. Bırak. Evet, ne laf anlatıyorsunuz? Atın şunları dışarı. Kimi nereden atıyorsun lan sen? Oğlum. Geçiniz sizler, geçiniz. Artistliğiniz kime kardeşim? Akıllı olun, hepinizi alırız. Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Gel lan. Gel. Babamı bırakacaksınız lan babamı. Bırakacaksınız. Ali, Ali. Sen rahat ol. Baban bülbül oldu, ötüyor içeride. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ali. Uzun süredir organize şubenin gözü üstündeydi müdürüm. Biliyorsun insan bir kere radara girince de... Canınız ne istiyorsa onu görüyorsunuz değil mi? Biliyorum. Delilli ve ispatlı. Dosyası savcı beydi. Para çantasını teslim aldığınız anların teknik takibi Rıza Bey. Aynı çanta içinde 300 bin dolar nakit parayla birlikte evinizden çıktı. 300 bin? Bunlara bir diyeceğiniz var mı? Bu fotoğraf neden kesilmiş? Nasıl? Anlayamadım. Bu fotoğrafta çantayı özel müdürden teslim alıyorum. Geçici görevli İstanbul'da kendisi. Sorabilirsiniz. O da mı bu para trafiğinin içinde? Hayır efendim. Para falan yok. Çantada sadece bir takım dosyalar vardı. Peki evinizden aynı çantanın çıkması? Hiçbir fikrim yok. Birileri yerleştirmiş olmalı. Zor değil biliyorsunuz ya. Yani ortada para falan yok. Sadece dosya, evrak falan, öyle mi? Evet. Hatta gelen istihbaratla operasyon yaptık. Kilolarca uyuşturucu ele geçirdik. Çetenin önemli bir kısmını da çökerttik. Çete dediğin Altan Dalmaz mı müdürüm? Evet. Altan Dalmaz. Bu hani senin sık sık ziyaretine gittiğin Altan Dalmaz mı? Tehdit ettiğin, bizzat tuzak kurup içeri tıktığın, sonra da parasını alıp hakimi ayarlayıp salıverilmesini sağladığın Altan. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Kanunu benim kadar bilirsin müdürüm. Detayını fezlekede okursun. Ama şüphemiz şu. Altan'ı bir şekilde köşeye sıkıştırdın. Tutuklanmasını sağladın. Sonra da kendine menfaat sağlamak için pazarlığa giriştin. İstediğini alınca da adamın serbest kalmasını sağladın. Hayırdır? Biraz ciddi olabilir miyiz Rıza Bey?
Olamayız. Bu iş baştan aşağı tuzak. Bırakın zarfı çıkarmayın. Bırakın bana bir daha can. Bırak. Seninkiler çok gürültü yapmaya başladı. Bir görünelim şunları. İşlem yapacağım hakkınızda. Ya yapma sen adam değilsin be. Yeter be. Usta. Kimi alıp neyi soruyorsunuz oğlum siz? Kimsiniz lan siz? Abi yavaş. Ne oluyor burada? Babam nerede lan? Babamı göreceğiz. Çek adamlarını. İsmail delirtmeyin adamı. Açın yolu. Kardeşim bu iş böyle olmaz. Yanlışın bu kadar olmaz. Tamam. Bir sessiz olun. Dingo'nun ağrı mı burası? Allah Allah. Onu size sormak lazım. Sen kime neyi soruyorsun lan? Evinizden dünyanın parası çıktı. İlla ki babanla berabersin bu tezgahta. Lan ne parası? Ne diyorsun sen ya? Abi siz delirdiniz mi ya? Tamam. Gel abi. Kaşınma İsmail, kaşınma. Gözaltı yapın buna. Alın bunu. Kime alıyorsunuz lan siz? Kaçmalamayın ya. Abi. Babanız yok oğlum başınızda. Yok öyle eski fiyakanız. Haddinizi bileceksiniz. İsmail bak. Kalkamazsın bu işin altından. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Abi tamam. Tamam bırak. Bırak. Bırak tamam. Delireceğim ya. Götürün. Kime dayadın lan sırtını? Delireceğim abi. Kime dayadın? Hadi devam edin götürün. Kendin pişirdin, kendin yedin. Herkesi yaktın. Ortalığı inletiyor seninkiler. Ne bekliyordun? Susup oturmalarını mı? Bir gocundukları olmasa sesleri bu kadar çıkar mı? Ben yetmedim. Ekibe de mi çamur atacaksın ha? Herkes işini yapıyor Rıza Bey. Emin misiniz savcı? Arkadaşlar merhaba. Ya dayı neredesin ya? Kıyamet koptu burada, neredesin? Burada da koptu, merak etme. Kimlere hesap veriyorum, 2 saattir haberin var mı senin? Müdürüm, Ali'yi de gözaltına aldılar. Ne? Çok oldu ama artık bunlar. Göstermiyorlar Rıza Bey'i. Adamı tuzağa düşürdüler. Kim bilir neler soruyorlar içeride. Müdürüm hiçbir şey yapamıyoruz. İçeri almıyorlar bizi. Sakin ol. Sakin. Ne diyorsunuz müdürüm siz ya? Sakin olun ne ya? Tepemize bindi herifler. Görmüyor musunuz müdürüm? Yıksam yıkarım burayı başlarına da işte. Yık. Hep beraber yıkalım. Ben bu yaptıklarını onların yanına bırakır mıyım sanıyorsunuz? Ama önce olayın ne olduğunu bir anlayalım. Suçlama ne? Bu ipin ucu nerede bir bulalım ha? Bir bakayım bana. Uzat elini. Talçöz, oradan buraya 2 adım için kelepçe ha. Bize helal olsun. Görevimizi yapıyoruz burada. Biliyorum görevini yapıyorsun. Sesin çıkmasın. Sizden çıkaracağım ben o sesi. Şu iş bir bitsin de. Burada boşuna bekliyoruz. İşin başında kim olduğu belli. Bence de. Gidelim mi? Bizimkiler burada zaten. Hadi gidelim hemen. Arif müdüre görünmeden hadi. Hadi. Bakın bu uydurma delillerle 2 adım gidemezsiniz. Çöker kalır bu soruşturma. Özer ortada. Altan ortada. Uğur'un şüpheli ölümü ortada. Bana kurulan tuzak ayan beyan ortada. Eğer hukuk diye bir şey varsa... Var Rıza Bey. Hiç merak etmeyin. Tüm suçlamalar bu çerçevede karşınıza gelecek. Rüşvet, yolsuzluk, cinayet, hepsi. Cinayet mi? Nasıl? Şimdi söyledim ya. Hakim Uğur Bey'in ölümü. Tahmin et kimden şüpheleniyoruz. Bu kadar da değil. Sakin ol, bana zor kullandırma. Bir denesene hadi. Gerisini mahkemede görüşeceğiz Rıza Bey. Sevk işlemlerini başlatın. Bu kaçıncı haksızlık? Bu kaçıncı ihanet? Bu kaçıncı ayrılık? Altan'ı bulmaya gidiyoruz. Sen kimseye bir şey belli etme. Tamam. Hakan dikkatli olun tamam? Tamam merak etme. Bir gelişme olursa ara hemen tamam mı? Tamam arayacağım merak etme. Altan'ın peşine düştüler. İyi. İyi yaptılar.
Ali'yi de göstermiyorlar zaten. Karga tulumba çocuğu içeriye attılar. Evdekiler ne yaptı acaba? Arasak mı bir? Ne diyeceğiz ki arayıp? Üzülecekler. Yani o da doğru ama onlar da haber bekliyorlar. Babam nerede? Pınar'cığım, ne işin var burada? Bir sakin ol. Nerede babam? Ali'yi de arıyorum, açmıyor. Ali nerede? Ali... Yani nasıl söyleyeyim şey... Ya söylesene aile, ne oldu? Delireceğim ben burada. Pınar gözaltına aldılar. Ali'yi de gözaltına aldılar. Ne? Niye? Ne yaptık ya biz bu insanlara? Ali'den ne istiyorlar? Ya daha hiçbir şey belli değil Pınar'cığım. Biz de bekliyoruz. Kusura bakmıyorsun. Değil mi müdürüm? İşini yap, uzatma. Bu kaçıncı haksızlık? Bu kaçıncı ihanet? Bu kaçıncı ayrılık? Nerede babam? Pınar. Görüşmek istiyorum. Pınar. Nerede? Pınar, bak kimseye izin vermiyorlar. Biz de göremedik. Peki Ali? O nerede? Mezarhanede. Ne? Niye? Ay ne yaptı benim kocam? Babam ne yaptı? Bize niye böyle yapıyor bu insanlar? Biz de bilmiyoruz. Söylesenize. Ortalık çok karışık. Biz de tam olarak bir şey bilmiyoruz ki nasıl anlatalım? Geliyor. Allah Allah. Geliyorlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anlamadım ki. Adliyeye sevk ediyorlar Rıza'yı. Pınar? Baba ne yapıyor bunlar? Nereye götürüyorlar seni baba? Pınar? Baba! Pınar! Pınar ne işi var burada Pınar? Ağlama. Sakın ağlama Pınar. Baba! Sakın. Dik duracaksın Pınar. Annen, sen, çocuklar. Hepiniz dik duracaksınız. Duydun mu beni? Anlayacaklar baba. Hata yapıyorlar, anlayacaklar. Tamam. Ben sana güveniyorum baba. Tamam yanındayım. Ya. Tamam, tamam. Buradayım tamam. Ben, tamam mı? Tamam, tamam ya. Tamam, müsaade edin artık. Yeter. Tamam. Baba, dayanacağız baba. Hadi. Arkandayız biz. Seni seviyorum. Şşş, tamam, tamam. Tamam. Ne oluyor lan? Altan Dalmaz'ın hadisi mi? İçeride mi Altan? Komiserim, bilgi veremeyiz. Ne demek lan? Açın kapıyı, açın! Kimse açmıyor kapıyı. Bir sakin. Senin ne işin var lan burada? Ben de aynısını size soracaktım. İt gibi koşa koşa geldin mi sahibinin yanına? Nerede lan Altan? Açın lan kapıyı, açın! Burası özel müktür. Böyle giremezsiniz. Mahkeme kararınız var mı? Haliz uzatma ya, elimde kalırsın. Aç lan kapıyı! Ne oluyor burada? Şşş! Size ne oluyor kardeşim? Asayiş. Bak polisiz. Komiserim ihbar aldık da konuta izinsiz girmeye çalışıyormuşsunuz. Şüpheli şahıs var içeride kardeşim. Çekilin siz de kaynamayın arada. Beyefendiler şahsi husumetleri için geldiler. Ellerinde izin yok. Alamayız içeri. Başkomiserim doğru mu? Oğlum delirtmeyin beni. Altan! Altan! Seni buradan da vururum biliyorsun değil mi? Memur bey müdahale etmeyecek misiniz? Açık açık tehdit ediyor adam. Komiserim lütfen. Zor durumda kalıyoruz lütfen. Yapma be, yapma be. Alo? Ne? Ne zaman? Rıza babayı adliye sevk etmişler. Nöbetçi mahkemeye çıkaracaklarmış hemen. Hadi gidelim biz de. Nasıl iş bu be? Nasıl iş bu? Koşun babacığınıza, koşun bakalım. Nereye? Direkt savcıya, adliyeye. Selim, nerede bizimkiler?
Rıza babayı mahkemeye sevk ettiler. Herkes o tarafa geçti. Pınar, Pınar'ın sesini duydum. Pınar geldi mi? O da geldi. Aydınlarla beraber geçti. Ben seni bekledim burada. Arkadaşlar beraber götürelim, tamam mı? Ama komiserim. Ya aması maması yok. Hadi sen git aracı hazırla. Şaşırmam dersin. Bu yaşta bu kadar çok şey görüp geçirdikten sonra artık hiçbir şeye şaşırmam. Ama hayat ne yapar eder yanıltır seni. Olmayacak sınavlara sokar. En iyi bildiğin yerden sorar. En güvendiğin yerden sıfırı verir oturtur. Çünkü alçaklar her zaman oradadır. Uzakta değil, yakınında. Seni en sevdiklerinin gözünde ufalamak için pusudadırlar. Çok iyi bilirler. Sözleri, tuzakları, taktıkları kelepçeyle değil. Bir tek gözyaşıyla yerle bir olacağını, canını ancak böyle yakabileceklerini, düştüğünde çıkacak sesi, o sesle sağır olacakları, kimlerin kolunu kanadını kıracaklarını, hepsini baştan hesaplamışlardır. Onlara artık sadece arkalarına yaslanıp izlemesi kalmıştır. İşte devrildi gitti diye arkandan gülerler. Ziyanı yok. Gülsünler, buyursunlar, meydan onların. Benim için vakit, durmak, dinlemek, sabretmek vaktidir. Kirli hesaplarıyla koskoca bir maziyi yıkabilirlerse yıksınlar. Ben buradayım. Gerekirse kendi enkazımın altında kalırım. Hakikat elimden tutsa da tutmasa da son nefesimde yine sevdiklerimin gözünün içine tertemiz bakarım. Rıza Bey, sizin gibi sicili başarılarla dolu bir emniyet mensubumuzu bu şekilde karşımızda görmekten dolayı çok üzgünüz. Ben de öyle Sayın Hakim. Hakkınızdaki iddialar için ifadeniz dışında ekleyeceğiniz bir husus var mı? Hayır yok. Savcı Bey'e de belirttiğim gibi bana büyük bir tuzak kuruldu. Gerçekler muhakkak ortaya çıkacak Sayın Hakim. Adalete ve sizlerin kararına güvenim tamdır. Delillerin karartılması ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak yargılamaya tutuklu devamınızı isteyeceğim Rıza Bey. Yaz kızım. İşte anlattığım gibi evi bastıklarında biz de haberi televizyondan yeni duyuyorduk. Aramada bulunan çantayı da ilk orada gördük. Babamın, yani Rıza müdürümüzün gözaltına alınmasının ardından biz de emniyete geçtik. İşte oradaki karışıklıkta da... Baba. Sağlam duracaksın yavrum, tamam mı? Annen çocuklar sana emanet. Ali nerede? Almışlar Ali'yi de. Ne? Rıza, halledeceğiz. Bu iş burada bitmez. Rıza baba, bu tezgah kuranları bir bir bulup atacağız önüne. Merak etme. Sık dişini baba, ne olur güven bize. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Allah'ım yardım et. Dikkat edin çocuklar, durmayacaklar. Dikkat edin. Hadi asker, hadi. Götürün götürecekseniz, hadi. Sen hala konuşuyor musun lan? Ha? Bir şeyler oluyor aşağıda. Ben de bakabilir miyim? Hayır, biz devam edelim. Bitmek üzere zaten. Buyurun. Dinliyorum. Savcım, Rıza müdür tutuklandı. Cezaevine sevk ediliyor. Ali Bey, iyi misiniz? Ali Bey. Sağlıkçıları çağır hemen. Koş. Ali Bey. Ali Bey, iyi misiniz? Ali Bey. Havanız kime be? Alırım hepinizi tek tek, bak karışmam. Baba. Ya yürü git. Baba. Yürü git buradan. Yürü Neren git. Kurtulacaksın. Tamam, güçlü ol Pınar'cığım, tamam. Sayın seyirciler, Rıza Soylu şu anda cezaevine götürülüyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Merkeze geçersin. Tamam. Ay. Uyudular. Sizin yatağı aldım Pınar'cığım. Sağ ol Nazike abla. Zahmet oldu sana da.
Aa, duymayayım sakın. Nazike abla sen de al. Ben bahçedekilere de çay götüreyim. Hande sen de dur. Sen otur, biz kızlarla götürürüz. Ha. Tamam. Biz de bir çıkalım, hava alalım, iyi olur. Hadi. Bunlar çok zor işler. Nasıl dayanıyorsunuz hep beraber anlamıyorum inan. Asıl beraber olmasak dayanamayız. Ekip olmasak, aile olmasak. Alışırsın sen de. Çok isterim. Benim artık içeri girmem lazım. Biliyorum, tamam. İki dakika da olsa görmek istedim sadece. Aklım hep sendeydi. İyi ki varsın. Sen de. Ay. Arif müdür geldi. Belki bir gelişme vardır. Ben de gidiyorum artık. Tamam canım. Dikkat et kendine. Sabaha görüşürüz. Görüşürüz. Ben taşısaydım müdürüm. Yok, gerek yok. Sağ ol. Bu gecelik buradasınız müdürüm. Yarın revire çıkarsınız. Oradan makama. Herhalde memurlar koğuşunu aldırırlar. Yarın ola hayrola. Bir isteğiniz olursa seslenirsiniz. Sağ ol, sağ ol. Eksik olma, sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ankara'nın sıkı talimatı var. Hem de iki bakanlıktan birden. Ne diyorlar müdürüm? Karışmayacaksınız. Rıza'nın davası, soruşturması tamamen organize şubede. Siz elinizi bile sürmeyeceksiniz. Aman, hep aynı hikaye. Tepemize çöküyorlar. Rıza Baba'yı içeri atıyorlar. Biz de karışmayacağız. Oldu. Ya delirtmek mi istiyorlar bunlar bizi? Bakın arkadaşlar, bu ayrı mesele. Ama sen deliremezsin. Savcı biraz işi uzatsa şimdi içerideydin. Herkes delirir, sen deliremezsin. Anladın mı? Ailenin başında duracaksın. Bunu yapmak zorundasın. Bak, orası doğru. Ne yapılacaksa biz yapacağız kardeşim. Sen yakma başını. Kimse yakmayacak başını. Anlatamıyor muyum ben size arkadaşlar? Valla anlatıyorsun da anlaması zor geliyor dayı. Kusura bakma. Abi sen eksiktin. Niye? Müdürüm, biz bugün kapılarına kadar gittik. Halis, Altan hepsi orada. Yerleri belli, yurtları belli. Pis pis sırıtacaklar yüzümüze. Biz elimizi süremeyeceğiz ha? Öyle mi? Aynen öyle. Zaten yeni müdürünüz de izin vermez. Ne yeni müdürü? Kim yeni müdür? Daha belli değil. Ama Ankara'dan her an yazısı gelebilir. Allah Allah. Hayır ben böyle işin. Acele tarafından Rıza'nın yerine vekaleten yeni müdür atanacak. Peki gelecek müdürün görevi ne? Bizi bu işten uzak tutmak. Bravo. Tabii bu ne demek? Ona göre birini atayacaklar demek. Tam idarenin adamı olacak yani. Bekçi gibi dikilecek tepemize. Benim bir açığını yakaladı mı hemen yukarıya satacak. Oh! Vallahi bu çok can sıkıcı müdürüm. Alırım raporumu, döner arkamı giderim. Sakın ha! Ne yapalım yani? Rıza Baba orada aslanlar gibi yatsın yok yere. Biz de devreye mi çıkalım? Aynen öyle yapacaksınız. Aynen. Bu işi elimden geldiği kadar ben takip edeceğim. Edin edin. Ben size etmeyeyim mi diyorum. Ama ben müdürmüş, amirmiş tanımam. Kimse kusura bakmasın. Yahu gelen adamla dakika bir papaz olmayın. Vallahi gelecek olan umduğunu değil, bulduğunu müdürüm. Hadi canım gidelim biz de. İyi tamam. İyi geceler. Thank you.
oynayalım mı biz de kuzu? Baba tut. Gidelim mi arkadaşların yanına? Gitmeyelim. At babacığım at. Tamam. Gel alalım şu bakkaldan bir top. Ne oldun ablam sen? Ne oldun? Baba hadi çabuk ol. Bu herif tesisat için Rıza babaların evine girdi. Başka da kimse o çantayı oraya yerleştiremez usta. Yerleştirdi gitti. Ev basıldı. Rıza baba paket oldu. Bunun da cenazesi var. 10 günlüğüne dükkanı kapadı öyle mi? 10 gün ne be? Kendin mi öldün? Nereye gidiyorsun hayvan herif? Ne oldu? Komşusuyla konuştum. Memlekete gitmiş. Cenazesi oradaymış. Yapma ya. Yersen. Ne yapacağız? Aylin buldunuz mu adamı? Yok abi. İsmet buradakilere de cenazeye gidiyoruz demiş. Toplanıp çıkmışlar karısıyla. Telefonu kapalı değil mi hala? Kapalı abi. Bizimkiler bakıyor merkezden. Sinyal de yok abi. Ben bu işten uylandım kızım. Dönün merkeze konuşuruz hadi. Tamam. Tamamdır abi. Bir şey çıktı mı komşulardan? Yok. Ya memleketindeki akrabaların ismini cismini bilen yok. Telefon zaten yok. O zaman burada da yapacak bir şey yok. Merkeze mi? Mecburen. Hadi. Geçmiş olsun müdürüm. Sağ ol. Allah kurtarsın müdürüm. Sağ ol. Hepimizi. Alayım çantanızı müdürüm. Yok. Ben hallederim. Sağ ol. Burası boş müdürüm. Sağ ol. Vay 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 vay. Meşhur Rıza Baba müdürümüz de gelmiş. Hoş gelmiş. Çok meşhursun 2 gündür. Haberlerde hep gördük. Rüşvet dediler, yolsuzluk dediler. Her duyduğuna inanma sen de. Kusura bakma ya. Tanıtmadım kendimi. Cevat ben, maliyeden. Aynı yollardan geçtik yani. Anlarız halden müdürüm. Rahat bıraksana adamı Cevat, gelir gelmez. Çay verseniz de müdürümü. Ya da kahve. Sade mi içersiniz Rıza müdürüm? Olur. Sade olur. Sade olsun. İç tabii ya. İç. Hazmı kolaylaştırır. Yedin. Sonra da geldin. Şişirmesin. Sen bakma buna müdürüm. Bu Cevat çamurun önde gidenidir. Maliyede şefmiş bu. Milletin vergisini topluyorum diye küpünü doldurmuş. Bırakırlar mı yanına? Bir de aynı yoldan geçtik diyor terbiyesiz. Yani neyse. Aldırma. Her yeni geleni bir yoklar. Siz bakın rahatınıza. Sağ ol. Umut! Ne yapıyorsun? Babamla oynuyorum. Babanla mı? Kuzum? Yani Mesut abin de baba gibidir. Mesut. Ah ablam ya. Konuşabildin mi bir daha anne? Yok kızım yok. 2 dakika sadece. Ziyarete gidince ancak. Gideriz anne gideriz. Hatta daha iyisi belki babam çıkar gelir en kısa zamanda. İnşallah oğlum. Ah bu kaçıncı eziyet. Ne isterler Rıza'da? Rüşvet ne demek? Bir lokma haram girmedi ki bu evin kapısından içeri. Benim kocama böyle bir şey kim nasıl yakıştırır? Kim Ali? Bulabildiniz mi? Bu çanta işini araştıracaktınız.
İsmet Usta mı? Kimin işiymiş bu? On olsa bile o da maşadır kızım. Olabilsek adamı konuşturacağız ama yok. Nasıl yok? İşte güya memlekete gitmiş, cenazesi varmış. Yalan dolan tabii. Adamın bütün telefonlarını, adreslerini falan izlemeye aldık da. İlla ki çıkacak ortaya, bakalım. Ya çıkmazsa? Çıkacak Pınar, çıkacak. Rahat ol, çıkacak. İşte parkta oynayan babaoğlu görünce, hadi gidelim biz de onlarla oynayalım dedim. Benim babam nerede, ben kendi babamla oynamak istiyorum diye tutturdu. Bunu da eve geldikten sonra ben babamla oynayacağım diye yırtmış işte. Aslında şeytan diyor, anlat namussuz babasını. Teröristin tekiydi senin baban de. Aldı kaçırdı seni nerelere de. Beni bile akrabamı öldürtecekti de. Sen delirdin herhalde Şükran'a. Sakın bak gözünü seveyim sakın. Yok abla, delirmedim şükür de. Bu çocuğun böyle melil mahzun halleri içime dokundu. Mesut abinin fotoğrafını alıp alıp bıraktı. Acaba konuşsak mı? Desek mi gel babalık et bu çocuğa. Boynunu bükük bırakma desek mi abla? Denir mi öyle şey Şükran? Yani ayıp bir kere. Nesine ayıp? Evlenmeyecek misiniz sanki yakında? Yani o başka, bu başka Şükran. Hem başımızda da bu kadar dert varken ben diyemem öyle şey. Umut da sorar sorar unutur. Çocuk yani bir yerde. E unutmazsa da alışır. Ne yapalım? Hayat. Alacağımız başka bir şey kalmadı değil mi? Yok, hepsi bu. Hadi. Hadi gidelim bir an eve. İsmet. Vallahi bak burada. Bak karısı da yanında. Ne diyorsun kızım sen? Neredesin sen? Bizim aşağıdaki caddedeyim. Bak orada taksiye bindiler bak şimdi. Ben takip ediyorum Ali. Tamam 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 Pınar. Ben geliyorum hemen. Hemen bana konum at tamam mı? Hemen hadi. Sadece Altan'ın işi olamaz bu. Arkasında başkası olmasa bu kadarına cesaret edemez. Uyuşturucu işi bu baba. Kimin cebini doldurduğu belli olmaz. Terör örgütlerine kadar yolu var. Olabilir. O yüzden dikkatli olun siz de. Hatta Arif haklı. Hiçbir işe karışmayın. Sen de mi baba? Yapma Allah aşkına. Durmazlarsa ne yaparız evlat ha? Ben buradayım. Bitirdiler işimi, koydular bir kenara. Tamam. Ama siz, ekip, aileleriniz, herkes dışarıda. Bana burada cehennemi yaşatmayın, tamam mı? Kendinize, herkese dikkat edin. Zaten aşağı yukarı dediğin gibi olacak galiba. Yeni müdür gelecekmiş senin yerine, vekaleten. Onun ben vekaletine. Tamam. Kusura bakma da, Akbaba gibi bir tip getirecekler. Höt zöt. Ağrıma gidiyor baba. Sen burada, biz tepemizde sopayla dışarıda. Sıkacağız dişimizi. Mutlaka bir açık verecekler. Hatasız ilerleyemezler. Yeter ki siz kendinizi fazladan riske atmayın. Anladınız değil mi? Beni de burada üzmeyin ha. Üzmeyiz baba. Sen de sağlam dur ama, olur mu? Merak etme çoban. Buralara idmanlıyım ben. İşte sana. Ali, buradalar. Girdiler apartmana. Hiç değilse hangi daireye girdiklerine bakayım. Hadi kapıyorum, hadi bay bay. İçeride.
istiyorum. Açın kapıyı. İsmet Usta, gördüm seni. Niye kaçıyorsun bizden? Babamın başını yaktın. Şimdi de böyle ortadan kaybolacaksın, öyle mi? Aç kapıyı! Ne istiyorsun bacım, kimsin sen? Ustaya sor bakalım kimmişim ben. İsmet Usta! Usta yok burada. Yanlış geldin, defol. Gitmesene be! Buraya girdi karısıyla, gördüm ben onu. Git dedim lan, benim başımda ne topa! Hop. Ali. Şşş, bunlar. Ali buradalar. Ne oluyor lan, kimsin sen? Sen kimi itime sokuyorsun lan? Lan hayvan herif! Kimi itiyorsun sen? İyi misin? Geç. Abi. İsmet Usta. Ali Bey. Cenazem varmış, başın sağ olsun. Yürü. Yürü hadi, yürü. Burası temiz. Gelebilirsiniz. Sakin ol, sesin çıkmasın. Bak, gözaltı falan yok. Sen burada misafirsin şu an. Ona göre akıllı ol, tamam mı? Anladın mı lan? Anladım, tamam. Tamam mı, hazır mı? Tamam, hazır. Bu taraftan. Hadi. Otur şöyle. Burada kimse sizi duymaz abi. Tamam anne. Sağ ol. O zaman ben de kapıdayım abi. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. Ne zormuş lan seni bulmak İsmet? Buradayım amirim. Konuşalım bakalım. Senin çantalarla, paralarla, pullarla ne işin var? Sen kimin başına kimin çorabını örüyorsun? Bir anlat bakalım. Bak, yalan dolan çevirmeye kalkma. Seni parça parça çıkarırım buradan. Bir Allah'ın kulu da duymaz. Tamam mı? Hı? Yani Umut'u hayatıma sokmak doğru bir karardı. Bir an bile pişman olmadım. Ama babasını sormaya başlayınca... Vallahi açıkçası ne yapacağımı şaşırdım. Burada aldım soluğu. Sakin ol. Çözülemeyecek bir sorun değil bu. O yaştaki çocuklar babalarını merak eder. Fazlasıyla normal bir durum. Eğer gönül koyarsan da anlarım Neşe. Çünkü baya işim düşünce geldim sana. Ama tanıdığım tek pedagog da sensin. Yani sana koşmaktan başka çarem yok. Saçmalama Selin. Asıl bir başkasına gitsen gönül koyardım. Sıkıntıya gelirsek... Her çocuğun bir baba figürüne ihtiyacı vardır. Senin oğlan da böyle bir dönemden geçiyor. İşte ben nasıl davranmam gerektiğini kestiremiyorum. Yani yanlış bir şey söyleyip çocuğun kafasını karıştırmaktan korkuyorum. Nişanlandığını söyledin demin. O bu duruma ne diyor? Nasıl? Yani? Yani açıkça sormak gerekirse Umut'u kabul ediyor mu? Tabii, elbette. O halde sorun yok. Onunla konuşup Umut'taki baba figürü ihtiyacını karşılayabilirsin. Evlenmeyi de düşündüğüne göre Umut'un gözündeki ideal baba zaten o olacaktır. Ne olur şunu indirin. Ne biliyorsam anlatırım, kabul. Ama böyle olmaz ki. Nasıl olacağına biz karar vereceğiz. Başla bakalım. Rıza müdürün evine tamirata gittin. Yanında kim vardı? İlk gün ben tektim. İkinci gün? İkinci gün... Çırağımın amcasının oğlu İlyas benle geldi. Gelebildin nihayet. Verdiler mi paranı? Çok konuşmadı, bin arabaya. İlk defa gördüğüm bir adam. Ama bana da yardım lazımdı. Mecbur kabul ettim. Bitirdik tamirat. Baksana. Sen bir ara kayboldun içeride. Ne yaptın o ara? Seni ilgilendirmez. Yalan söyleme. Gördüm ne yaptığını. Banyoya bir şey sakladın. Bekir niye gelmedi? Niye seni gönderdi bugün? Cevap ver, ne iş çeviriyorsunuz? Yeter lan! Amma soru sordun. Şşş, sakin. İndir ellerini, şüphe çekme. Bugün gördüklerini unutacaksın, beni unutacaksın. Doğruca evine gideceksin. Karını da alıp şehri terk edeceksin. Eğer polise gidersen İsmet Usta, soyadını taşıyan kimseyi canlı bırakma. Biz de toplanıp kaçtık hanımla. Gittiğimiz yerde de siz buldunuz zaten. Yemin ederim o İlyas kimdi bilmiyorum. Şimdi senin çırak Bekir kendi yerine amcaoğlu İlyas'ı yolladı.
Sen de İlyas'ı banyoda bir şey saklarken gördün. Doğru mu? Doğrudur. İsmet, bunları mahkemede de anlatacaksın. Ama beni tehdit ettiler diyorum. Biz ne yapıyoruz lan? Hırt! Onlardan korkuyorsun, bizden niye korkmuyorsun? Tamam tamam, anlatırım. Ne isterseniz yaparım. Başla o zaman. Yaz şuraya Bekir'in adresini. Tamam. Aç kapıyı, aç! İçeridekiler! Saklanamazsınız Bekir. Teslim ol. Açmazsanız kırıyoruz kapıyı. Açın kapıyı. Aç! Aç, aç, aç! Çekil, 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 çekil. Gel. Geç şöyle. Otur. Tamam, yok bir şey. Tamam. Tamam. Bekir nerede? Yok evde. Yalan söyleme. Vallahi yok, gelmedi iki gündür. Tamam, sakin ol. Çocuk da korktu. Sen Bekir'in karısısın değil mi? Adın Fatma. Benim, evet. Biz bir şey yapmadık. Ne istiyorsunuz bizden? Seni bilmem ama kocam bayağı kötü bir şey yaptı. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şş, bana bak. Bana bak. Nerede Bekir? He? Bilmiyorum. Söylemedi mi? Nerede saklanıyor? Söylemedi. Bilmiyorum. Yemin ederim. Ne yaptığını bile bilmiyorum. Tamam, bir sakin olalım. Seninle işimiz yok, tamam mı? Korkma. Ben bir su getireyim. Tamam. Tamam çocuğum. Bekir kötü biri değildir. Ustası İsmet abi de öyle. Karakolla konuştum. Bekir hakkında iki gün önce kayıp bildiriminde bulunduğu doğru. Yani sen ciddi ciddi kocanın yerini bilmiyorsun ha? Bilmiyorum. Nereye gittiğini de sana söylemedi. Söylemedi. Bak Fatma, yalan söylüyorsan sonu kötü olur. Kocam Bekir yüzünden, onun amcaoğlu İlyas yüzünden biz perişan olduk. Amcaoğlu mu? Amcaoğlu yok ki Bekir'in. Emin misin? Yok amcaoğlu falan. Teyze kızları var bir tek, o kadar. Süha Bey, bu değil mi istediğiniz? Evet canım, yardım. Sağ ol. Daha istekli bebeğim. Daha bakın mı? İşte senin daha devamı çocuğum gibi olacak. Ha? Evet. İyi mi böyle? Aynen. Çok güzel. Bitti, bu kadar. Yasemin, teşekkürler. Burcu, sen gel. Burcu, sen öfkelisin aşkım. Hırslı, güçlü, vurdum duymaz. Evet, tam da bu. Bunu birazdan istemek. İkinci modeli de alacağız. Evet. Teşekkürler Burcu. Melda! Çok iyi gidiyor. Evet. İyi miyim Giray? Olağanüstüsün Melda. Evet, oluyor. Harikasın. Harikasın. Sen biliyorsun bu işi. Çok iyi. Hadi kızlar, toplanın. Hep beraber alacağım üçünüzü. Hadi. Memnun kalmışsınızdır umarım. Evet tabii, gayet memnunuz. Güzel bir çalışma olmuş, elinize sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Muhteşemsiniz kızlar. Her şey için teşekkürler. Bu kadar iyisini beklemiyordum. Evet. Efendim, her zaman. Daha niceleri. Umarım. Buyurun. Evet kızlar, böyle. Ayşen, herhalde şimdiye kadarki en iyi işimiz budur. Maşallah Tesuya. Oh. Her şey yolunda gidiyor. Nazar değil misin? Maşallah, maşallah. Gel, hadi. Kostümler değişsin kızlar. Kısa bir mola. Kızlar. Kızlar. Kızlar, ben iyi değilim. Şunu ya. Şunu da verir misin? Canım, ne oldu? Tabii yemek yemedin değil mi bütün gün?
Ay düştüm. Yasemin, Yasemin mi sen? Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika. Açılın. Ne oluyor? Yardım edin. Yardım edin. Su getirin. Yasemin. Açıl kızım, açıl. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Of. Açın arkadaşlar. Ayşen ambulans. Yasemin. Hadi. Arıyorum ben. Tamam. Yasemin. Ben. Alo. Kapana kısıldık usta. Bekir ortada yok. İlyas diye biri ortalıkta sürtüyor. Herifin bir tek ismini biliyoruz. Başka hiçbir ipucu yok mu takip edebileceğimiz? Yani ellerinde ne var göremiyoruz ki. Dosya için gizlilik kararı alınmış. Takıldık kaldık. Çocuklar, buraya biraz canınızı sıkmaya geldim. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Ne yapmışız müdürüm? Gizliden gizliye Rıza'nın davasına çalıştığınızı biliyorum. Kim? Biz mi? Ne münasebet. Şakanın hiç sırası değil. Az önce kıdemli bir müdürden sizin yüzünüzden fırça yedim. Son kez söylüyorum. Elinizi bu mevzudan tamamen çekeceksiniz. Ya ne yapacağız? Ya Rıza babayı toptan yalnız mı bırakacağız müdürüm? Elimizde başka işler de var. Ki buraya gelmemin asıl sebebi de bir cinayet vakası. Yani siz diyorsunuz ki müdürünüzün dosyasını boş verin, başka işlere odaklanın. Aşağı yukarı böyle diyorum, evet. Rıza için şimdilik yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ama 18 yaşında bir kızın katilini bulmak daha az önemli değildir herhalde. Yasemin Çankaya, 2000 yılı İstanbul doğumlu. Yarı zamanlı mankenlik yapıyormuş. Adli tıp ön raporuna göre içtiği maden suyuna katılan akonitin sonucu ölmüş. Akonitin en zehirli maddelerden biri. İshal, kusma, kalpte ritim bozukluğuna sebep oluyor. Sodaya zehri kimin kattığı hala meçhul. Dosya sizde arkadaşlar. Geçmiş olsun abi. Bir çay da alır mısın müdürüm? Yok yok, sağ ol. Çok içtim, sağ ol. İçe içe bir hale oldu. Afiyet olsun. Alo. Benim ben. Cevat lan işte. He, içerideki. Şükür anladın. Boş ver orasını. Bulduk bir şekilde. Ne yapıyorsun? İyi misin? Geçmiş olsun. Abinler nasıl? Beni sormuyor mu hayırsızlar? İyi hadi. Selam söyle. Cevat abiniz çıkınca kafanızı kıracakmış de. Unutmayın oğlum abinizi. Ona göre. Hadi. Hayırdır baba? Çok baktın. Bak lazım olursa çekinme. Kibarca istersen belki sana da tahsis ederim. Sağ ol. Eksik olma. Tuzludur ama sana koymaz. Ah ulan. Müdürsün. Kim bilir ne para götürmüşsündür be. Cevat. Ne? Ne oldu? Ne uğraşıyorsun lan adamla? Bir şey mi dedik? İki laf ediyoruz. Hayret bir şey ya. Hadi. Müdürüm boş boş konuşuyor ya. Yasemin'le ne zamandır çalışıyordunuz? 6 ay falan oldu ajans alalı. Nasıl biriydi sizce? Öyle sorunlu bir tipe benzemiyordu aslında. Süha sence? Yani bence de. Sakin, kendi halinde biriydi. Hani bir yıldız olacak potansiyele sahip değilse de işimizi görüyordu yine de. İşinizi mi görüyordu? Bu tabir yakıştı mı şimdi? Vefat etmiş birinden bahsediyoruz. Yani lafın gelişi komiserim. Yasemin arkadaşımızdı sonuçta. Yani bizim de üzüntümüz büyük. Peki arasının kötü olduğu, ona zarar vermek isteyecek biri geliyor mu aklınıza? Benim bildiğim bir şey yok. Sizin mankenlerden biri kıskançlık nedeniyle böyle bir şey yapmış olamaz mı? Sanmam. Zehir de bilmem neydi, akıl edemez ki onlar. Yani. Hala olanlara inanamıyorum. Gözümüzün önünde öldü gitti. Pırlanta gibi kızdı Yasemin. Mekanı cennet olsun. Mesut, bana bu arkadaş bir tuhaf geldi. Nasıl tuhaf? Yani sanki alelade bir arkadaşından bahsediyor.
Halbuki Yasemin eski sevgilisi. Ne var bunda? Eski sevgilisi gözünün önünde ölmüş bir adam için fazla soğukkanlısın Gira. Doğru söylüyorlar. Seni terk etti diye mi öldürdün kızı? Hayır. Bırak lan bırak. Yediremedin kendine, kıydın canına. Konuş hadi, itiraf et. Asla yok öyle bir şey. Doğrudur, bir ara Yasemin'le beraberdik. Ama kısa sürdü, ayrıldık. Başkaları girdi hayatımıza. Onu öldürmem için bir sebebim yok ki. Hadi ablacığım, hadi parka gidelim, hadi. Hadi yavrum, giy, ter içinde kaldım. Gitmeyeceğim ben parka. Sen, parka gitmeyeceksin ha? Bir gün gitmesek zırlıyordun. Şimdi niye istemiyorsun acaba? İstemiyorum işte. Niye? Herkes babasıyla diyor. Sen de benle git. İstemiyorum. Herkesin babası var. İyi o zaman, madem istemiyorsun. Çıkar. Bununla oyna bari. Garip tipler değil mi? Özellikle de Süha. Bence kadın daha garip. Böyle stresten eli ayağı durmadı. Bir şey saklıyor olabilir. Hı-hı. Pardon, affedersiniz. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Buyurun, ne oldu? Ne hakkında? Yasemin, ölen arkadaşımız. Onun hakkında anlatacaklarım var. Bu Giray'da bir ayarsızlık var. Kibar adam pozu veriyor ama aslında hödüğün teki. Biz de gözümüzü üstünden ayırmayız o zaman. Kapısına ekip koyar, her adımını takip ederiz. Ha. Ben alırım. Bizim kimlik vardı. Ha. Alo. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyiyim oğlum, iyiyim. Eve geliyorum. Ne oldu? Aldım. Niye? Hadi ya. Tamam, iyi peki. Hadi. Bana bir şey diyor musun? Yok, bir sıkıntı yok değil mi? Tunç bir şeyler geveledi ama ben de tam anlamadım. Eve kaçıyorum. Seni de bırakayım, gel. Tamam, hadi. Olur. Bakın, bu ajans sahipleri Ayşen ve Süha, bunlar iyi insanlar değil. Madem bu kadar kötüler, niye onlarla çalışıyorsun? Anlatacağım. Benim aslında manken olmak gibi bir amacım hiç olmadı. Gerçek adım Melda değil zaten. Kız kardeşim Selen. Yaklaşık bir yıl önce kayboldu. Bakın fotoğrafı. Nerede aradıysak bulamadık. Selen de aynı ajansa kayıtlıydı. Bunu onların yaptığını düşünüyorum. İş sürmek için birkaç ay önce kaydoldum ajansa. Ajans dediğime bakmayın. Ajans sadece bir vitrin. Bir nevi et galerisi. Bizde sergiledikleri mallar. Kime sergiliyorlar? Paralı kodamanlara. Yani sizi pazarlıyorlar öyle mi? Benim başıma gelmedi. Ama kızların bir kısmı pazarlanıyor. Maalesef doğru. Orası ajans falan değil. Bildiğiniz randevu evi. Burası mı? Evet kardeşim, burası. Hani nerede? Hele dur, sabret. Hadi nerede baba? Babanı bulduk dediniz. Göstersenize. Oğlum bir sakin ol. Geldik işte. Hadi Kadir, gel bu tarafta. Gel. Abla, hoş geldin. Şükran, siz parka gitmeyecek miydiniz? Ben gidemedim abla. Umut nerede? O parka gitti. O ne demek Şükran öyle? Sen dalga mı geçiyorsun kızım ya? Çocuk kendi başına gitmedi herhalde. Yok abla, babasıyla gitti. Babasıyla mı? Kayacak mısın? Ha?
Bir daha kıyacak mısın? Hop. Hadi bir daha kıy. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hop. Hop hadi. Hadi 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 hadi. Hoppa. Hop. 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 Abla, iyi misin? Şükran, nasıl oldu bu iş? Ben bir kurcaladım ortalığı ama. Şükran, doğru söyle, ne yaptın sen? Alo, Tunç? Ya sorma, benim sana bir işim düştü. Anlat Şükran, dinliyorum. Hadi ya. Ayıp ediyorsun. Umut için canımız feda. Sen bana bırak. Tamam. Alo baba, ne haber? Ya eve gelmeden önce bir parka uğrasana. Niye? Ha, hadi ya. Ha, tamam iyi peki hadi. Yani benimle de pek ilgisi yok. Onlar dünden razıymış zaten. Öyle mi dersin? Tabii abla. Baba oğul ne çabuk alıştılar birbirlerine, baksana. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ha? Şükran'a kızma. Batavatsızı ilk defa bir işe yaradı. Keşke ben akıl etseydim. Neyse, biz arada böyle çıkarız Umut'la. Zaten iyi anlaşıyoruz. Ben bu kadarını beklemiyordum. Neyi beklemiyordun? Yani bu kadar iyi anlaşacağınız. Aşk olsun be, cidden aşk olsun. Ne zannettin ki sen beni ya? Bir çocuğun elinden tutamayacak kadar korkak mıyım ben? Ya yok canım, öyle demek istemedim ben. Yani ne bileyim, çocuk demek sorumluluk demek. Çekinirsin diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Bak, bu son sözüm, daha da konuşmam. Bu oğlanın bir babası olacaksa o da benim. Ben Mesut Güner'i. Başkası değil. Tamam mı? Tamam. Sağ ol. Yasemin'i yitirmek hepimizi sarstı. Ama ız kesmeden işimize devam edeceğiz kızlar. Ne demişler? Şov devam etmeli değil mi? Emin olun arkadaşınız da aynı şeyi yapardı. Hadi göreyim sizi kızlar. Ne olmuş ki? Kim ölmüş? Anlatacağım ben sonra. Sus, hadi kızlar toplanın. Başlıyoruz. Giray, benle başlasak olur mu? Neden olmasın? Hadi gel seninle başlayalım. Ya kızlar, söyler misiniz? Kim ölmüş? Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Alo. Geliyorum ya. İki dakika odama geldim. O da hafıza kartı almak için. Ne sabırsızsınız ya. Pardon. Bakar mısınız? Küpemi kaybetmiştim de. Şu odada düşürmüş olmalıyım. Rica etsem açar mısınız? Ama buna yetkim yok. Lütfen. Ya Masaki. Çok teşekkürler. Hazır gibi yetiştiniz. Hı hı. İşiniz bitince kapıyı kapatın. Kızım. Ebru. Birazdan ameliyata alacaklar. Sakın korkma, tamam mı? İyileşeceğim değil mi babacığım? Tabii kızım. Hem de sapasağlam olacaksın. Sonra dile benden ne dilersen. Baba, nasıl oldu bu nakil işi? Çok sıra vardı. Nasıl bize geldi hemen? Sen orasını düşünme güzelim. Baban senin için her şeyi yapar. Küçük hanıma ameliyat alma vaktimiz geldi. Az kaldı bir tanem. Çok az kaldı.
Sabah belin ağrıyordu. Şimdi nasılsın yavrum? İyi iyi. Düzeldi, merak etme. Ama dik oturman lazım Aylin. Kambur duruyorsun. Bir yastık var mı burada ya? İstemiyorum. Ben rahatım böyle. Aslında ne işin var ki devriyede senin? Şimdi evde olsan uzatsan ayaklarını televizyonun karşısında. Oh. Yeter Hakan ya. Elinden gelse eve kapatacaksın. Rahat bırak lütfen. Ne yapayım kızım? İçim rahat değil. Bari gece devriyesine çıkmasan. Olmaz mı ya? Önce devriyeye çıkma dersin, sonra mesaiye gitme dersin. Bu hiç bitmez. Sonra evinden hiç çıkma dersin. Ya. Eğer böyle bir kadın hayal ettiysen yanlış geldin canım. Çalışmasam kafayı yerim ben. Ya sadece gündüz çalışsan peki? Sadece of. Gündüz. Hakikaten of. Rahat bırak kızı. Yok onu yap, yok şunu yapma. Hamile kadın bu kadar strese gelemez. Aferin bari. Ağzına sağlık. Kızım ben onun iyiliğini istiyorum ya. İyiliğini istiyorum. Suçlu mu olduk şimdi? Suçlusun tabii kardeşim. Sen misin hamile karının iyiliğini isteyen? Suçun en büyüğü. Ben de hata ya. Ne uğraşıyorum ki? Nasıl olsa yaranamayacağım. Sal gitsin değil mi? Oh oh telefon. Boş muhabbetten kurtulacağım çok şükür. Efendim Eda. Boş mu? Ya ben boş mu konuşuyorum ya? Allah aşkına Ali sen söyle ya. Yaranamazsın, yaranamazsın. Ne? Yapma ya. Aa, ne olmuş? Tamam, intikal ediyoruz. Cinayet var. Hem de tanıdık biri. Sen ifadelerini al, sonra tamam, bilgi geçersin. Anlaşıldı. Hadi kolay gelsin. Otelde katalog çekimi varmış. Yine aynı ajans. O ajansa giren sağlam çıkamıyor, hayırdır? Önce Yasemin, şimdi de Melda. Bahar. İyi misin? Kızcağız bildiklerini anlatmak için peşimizde koştu. Daha bugün karşımızdaydı. Ajansın pisliklerini anlatıyordu. O halde intihar değil. Birileri kıydı kızın canını. Bana da öyle geliyor. Bu kızın düştüğü oda fotoğrafçı Girey'in çalışmak için kullandığı odaymış. Girey nerede şimdi? Bilmiyoruz. Kaçmış. Namussuz herif. Sussun diye öldürdü kızı. Bir de aklınca intihar süsü vermiş. Ben nöbetteki tüm ekiplere anons geçeceğim. O Girey adisini kaçmadan bulmamız lazım. Ebru'm nasıl doktor? Ameliyat beklediğimizden de iyi geçti. Yine de gözetim amaçlı yoğun bakımda tutacağız. Kısa bir süre. Yanına girebilir miyim? Hastamızı yormayalım Özer Bey. Sabaha bekleseniz iyi olur. Hele bir kendine gelsin. Sonrası kolay. Çok sağ olun doktor. Bana kızımı bağışladınız ya. Ömrüm boyunca size dua edeceğim. Eksik olmayın Özer Bey. Geçmiş olsun. Tamam. Şüpheli Girey takipteyiz abi. İş yerinin sokağında beklemedeyiz. Tamam. Dikkatli olun, tamam. Bak çıkıyorlar. Sen kaçırmayalım şunları ya Hakan. Sahi mi ya? Sen uyarmasan bırakacaktım takibi. Yola bak yola. Bana laf yetiştireceğine. Bunlar nereden çıktı be? Kim ki onlar? Polis peşimizde. Yapma ya. Atlatamaz mısın? Denirim. Kemerini tak sen. Fark etti bizi. Çamlıca bölgesindeki tüm ekiplerin dikkatine. Şüpheli şahıs kaçıyor. Gri renk hatchback. Plakası 34 Giresun, Kayseri, Yozgat 95. Sıkı tutun. Bırakın.
Bırakın lan artık peşimi, bırakın be! Giray, sonu yok bu işin. Durup teslim olalım ne olur. Salak salak konuşma. Ölürüm de gene teslim olmam. Ömerli yolundayız. Şüpheli şahıs takibimizde. Dur ulan artık dur. Nereye kaçacaksın? Görürsünüz siz. Sıkıysa yakalayın lan. Hadi bakalım. Giray, iyi değilsin. Dur, kaza yapacağız. Gel teslim olalım. Giray, kendine gel. Allah kahretsin. Ya yoldan çıktı gerizekalı. Dikkat, dikkat. Dikkat et, dikkat et. Herif silah çekmiş. Ambulans, ambulans hemen. Bilinen yere acil ambulans. Bilinen yere acil ambulans istiyoruz. Giray X, Giray X. Bana büyük iyiliğin dokundu. Ben de sana karşılığını verdim. Merak etme, kızın sağlığına kavuşacak. Ya diğer çocuk? O ne olacak? Tek böbrekle de yaşayabilir. Ama senin kızın hiç böbreksiz yaşayamaz. İçime sinmiyor. Buraları geçtik artık Özer. Bir kere girdin mi bu işe? Girdin. Pişmanlığın alemi var mı? Yok. Alış artık. Pardon. Altan Bey buraya kadar sizin için geldi müdürüm. Destek olmak için. Müdürüm deyip durma Halis. Polislik bir tarafımız mı kalmış? Hadi ben çaresizim. Sen niye uydun bu heriflere? Beni yanlış anlama müdürüm. Mesleğimi de seviyorum ama galiba parayı daha çok seviyorum. Allah affetsin. Hakan, siz nereden buldunuz bu adresi? Fotoğrafçı Girey'in telefonundan bulduk abi. Bizdeki de şansa bak ya. Konuştu mu peki? Neresiymiş? Abi konuşamaz. Giray X. Abi muhtemelen alem mekanının adresi. Başkomiserim 5 dakikalık yolumuz kaldı. Hakan siz orayı toparlayın. Baskın bizde. Hadi. Ne yapıyoruz başkomiserim? Giriyoruz. Ne yapacağız başka? Hadi. Dikkatli olun. Ali sen ben de gel. Polis kalk 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 kalk. Kaldır elini. Kaldır kaldır. Polis 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 polis. Senin adın Selen mi? Cevap versene bana. Sen Melda'nın kardeşi değil misin? Adımı nereden biliyorsunuz? Anlatırım. Ama önce seni buradan bir kurtaralım. Gel bakalım hadi. Gel tutun bana. Hadi bakalım. Gidecek bir yerim yok benim. Tamam. Biz sana bir yer buluruz merak etme. Hem ablan senin için az uğraşmadı. Melda mı? O nerede? Sen hele bir gel. Şuradan bir kurtul. Sonrasına bakarız tamam mı? Hadi gel bakalım. Dikkatli. Geç öyle. Resmen gene ev basmışız. Evin her yerinden pislik akıyor. Geç öyle. Her odadan uyuşturucu çıktı tam alem mekanı. Ne ev sahibi ortada ne de kiracı. Kimse de ağzını açıp bir şey demiyor. Bu kadar insanı kim getirdi buraya? Kim organize etmiş bu işi? Kızlar konuşmuyor abi. Korkmuşlar. (Gülüyor)
Bizi neredeyse karın tokluğuna çalıştırıyorlardı. Süha ve Ayşen, ajansın patronları. Onlara itiraz edemezsiniz. Sözlerinden çıkamazsınız. Yoksa bela gibi çökerler tepenize. Yasemin nasıl öldürüldü? Yanlışlıkla. Asıl hedef Melda'ydı. Çok soru soruyordu. Kardeşinin peşindeydi. Selen'in ablası olduğunu çok geçmeden öğrendiler. Maden suyuna zehri bizzat Ayşen karıştırdı. Melda içecekti. Ama yanlışlıkla Yasemin içti. Ne olduğunu anlamadan öldü zavallı. Peki Melda, o nasıl öldü? Su verir misiniz? Alın. Teşekkür ederim. Giray öldürdü onu. Camdan attı. Nereden biliyorsun? Ben de oradaydım. Giray'la birlikte onun odasına girdiğimizde Melda içerideydi. Giray'ın bilgisayarında bir şeyler karıştırıyordu. Sen ne yapıyorsun kızım burada? Sen ne yapıyorsun kızım burada? Öldürürüm lan seni. Giray yapma. Öldürürüm lan. Giray. Giray görünce delirdi. Önce kızı dövmeye başladı. Engel olmaya çalıştım ama bana da vurdu. Sonra da kaldırıp balkondan attı zavallıyı. Tüm bu tezgahın başında Süha ve Ayşen duruyor. Doğru mu? Doğrudur. Onlar yüzünden bir sürü kız bağımlı oldu. Manken olmak için gelip bu yola düştü herkes. Ben de dahil. Niye polise gitmediniz? Hepimizin gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri var ellerinde. Şantaj yaptılar. Melda Giray'ın bilgisayarını niye kurcaladı sanıyorsunuz? Kendi görüntülerini silmek istemişti. Ama beceremedi. Beceremedik. Artık korkmanıza gerek kalmadı. Bu kabus bitsin istiyorsan bize tek bir bilgi vermen yeterli Burcu. Bu patronları nerede buluruz? Yanlış yapıyorsunuz, anlatamıyorum. Biz masumuz. Hep öyle derler. Öf, yürü ya. Geç. Beyler, bir dakika durun. Yanlış yapıyorsunuz. Anlaşabiliriz. İkinize de en güzelinden ikişer hatun ayarlarım. Ne zaman isterseniz. Heh, hadi be, çözün şu kelepçeyi. Heh. Ya gir içeri, gir. Yapma, gitme. Ulan bunların da rüşveti böyle oluyormuş ha. On dakika. Sana börek getirdim. Ama girişte memurlar aldı. Getirirler koğuşa, merak etme. Eline sağlık. Nasılsınız? İyi, iyi hala. Zımba gibiyim. Görmüyor musun? Yemeklerini özledim tabii ama. Bak, sandığınız kadar kötü değil burası. Keyfim yerinde. Rıza, ne olur yapma. Anlamadım. Ben senin içini görüyorum Rıza. Güçlü görünmeye çalışıyorsun. Farkındayım. Aklımız kalmasın istiyorsun. Onu da anlıyorum. Ayla. Bir keresinde Marmaris'e gitmiştik, hatırlar mısın? Marmaris mi? Nereden baksan 20 yıl oldu. Ben dün gibi hatırlıyorum. Pınar ufacıktı. Ben gençtim. Sen bugünkü gibi çok güzeldin. Ne tatildi ama, değil mi? Çok güzeldi. Ama nereden çıktı şimdi bu? İnsan dört duvara sıkışınca hep güzel şeyleri hatırlamak istiyor. Onlara tutunup onlarla yaşamak istiyor. Elinde başka bir şey kalmıyor çünkü. Bak, bir gün buradan çıkabilirsem... Umutsuz konuşma ne olur. Elbette çıkacaksın. O gün... Senle bir yerlere gidelim Ayla, ha? Yanımıza valiz bile almadan kendimizi yollara atalım, ha? Sadece ikimiz, ha? Biraz da kendimizi mutlu edelim. Var mısın? Varım Rıza. Ben seninle her şeye varım. Tamam. Seviyorum seni. Ben de.
Manken cinayeti tertemiz çözüldü. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ ol başkomiserim. Ama artık Rıza Baba'nın meselesine odaklansak. O dosyada çalışmamız yasak biliyoruz. Ama hiçbir şey yapmamak da insanın ağrına gidiyor. Arif müdür yeni iş kitlemeden bize. Biraz da kendi işimize bakalım usta. Bakalım usta bakalım. Hatta özel müdürden başlayalım. Bu özeli gören oldu mu birkaç günde? Hepinize soruyorum. Hayır. Ya sen Selin? Niye bana soruyorsun abi? Senin eski amirin de ondan. Alınma hemen ya. Hayır görmedim. Rıza babanın başına onca şey geldi. Seni hiç aramadı mı geçmiş olsun falan diye? Yok aramadı. Yani şimdi düşününce bana da normal gelmedi. Yani adam resmen arazi oldu. Halis komiserin kirli işlere karıştığını biliyoruz. Bu Halis de Özer'in adamı. Bir tuhaflık var yani. Özer'i bulmak lazım. Takip etmek için mi ifade için mi? Eğer ifadeyse ben çekip konuşurum. Zaten doluyum hıyara. Saçmalama ya. Adam emniyet müdürü. Kolay kolay gözünü korkutamayız. Ne yapacağız yani? Yoklayacağız. Ağzını arayacağız. Yani bunun için de biraz kurnazlık gerekecek. Salak değil ki bu herif. Bizden biri bu adama yaklaşırsa hiçbir şey öğrenemez. Ama Selin'i öğrenebilir. Ben mi? Özer eski amirin sonuçta. Bir hukukunuz var. Özer'i konuşturabilirsek çok işimize yarar Selin. Kendimiz için değil Rıza Baba için. Şey. Buyurun. Ben özel müdürü görmeye gelmiştim ama. Müdürüm bugün yok. Ay Allah ya. İzinli mi? Raporlu. Kızının başında. Kızının başında derken? Hastanedeler maalesef. Ha. Peki teşekkürler. Bak bu fotoğraflar çok önemli. Sen de hakkını ver Tekincem. Ya ben seni hiç mahcup ettim mi Canan ya? Hiç. Bak bakayım bana. Saçlar tamam. Makyaj da fena değil. Al şu dumbbellları. Al şimdi indir kaldır çekimden önce. Şişsin kasların. Tamam. Ne çekiyoruz bari onu da söyle. Senin kendi reklamını çekiyoruz oğlum. Bir sürü güzel fotoğrafların olacak. Onlardan da bir portföy yapıp piyasaya salacağız. Sonra da gelsin teklifler. Ha kolaymış ya. Ben de bir şey zannettim. Diğerini de yap. Heh. Şöyle. Onu da kaldır indir. Hoş geldin Canay. Hoş bulduk canım. Hadi başlayalım. Hadi. Ben de şöyle başlayalım geçeyim. Madem. Işık tamam. Dekor da tamam. Modelimiz de hazırsa tamamız. Hazırım hocam. Tekin? Yok artık ya. Bu mu fotoğrafçı? Ne oldu? Beğenemedin mi? Okan'cım 10 numara fotoğrafçıdır. Hem yeteneklidir hem de çok beyefendidir. Ya tabii. Bir de neyde yeteneklidir arkadaş biliyor musun? Kız tavlamada. En son ablamı tavladı da oradan biliyorum. Tavlamak ne ya? Ne biçim laf o? Ablan ayıp olmuyor mu? Ne oldu rahatsız mı oldun? Ama tavlama falan şık olmadı Tekin'cim. Bak elin adamı senden daha saygılı ablana. Elin adamı mı? Ha, idare et işte. Yani saygılı olması iyi bir şey tabii. Neyse tamam hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Geç ışığın karşısına. Sonra ne diyorsam onu yap. Emirleri sen veriyorsun yani. Dediğimi yapacaksın o kadar. İşine gelirse. Geç ışığın karşısına. Canay ne diyor bu ya? Ay sus. Ay yorma insanı Tekoş. Bir kere de laf dinle. Şunu da giy üstüne gel. İyi, tamam. Gel bakayım dön. Giy şunu. Bakayım bir. Bir şey olmaz tamam tamam. İyi, iyiyim böyle. Durayım burada. Geç, ortaya geç. Hah, hadi. Evet, kaldır biraz kafanı. Evet. Bakayım şuna bir, dur. Ya tamam tamam, hadi. Güzel. Şimdi birazcık yan dön. Şöyle. Duvara bak. Evet. Güzel. Bakayım. Şimdi bana şöyle doğru dön. Yap. Yakalarını tutayım mı? Evet, yakalarını düzelt. Kulağın burada olsun ama. Saçlar, evet. Saçlar. Çok güzel. Süper. Bakayım. Çok güzel.
Evet, süper. Bakayım, güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Kolay gelsin. Buyurun. Ben bir şey soracaktım. Buyurun. Ebru Aşar'la görüşmek istemiştim. Hemen bakalım. Biz müsaade isteyelim artık. Tekrar geçmiş olsun müdürüm. Sağ ol. Neye ihtiyacın olursa söyle, gidelim. Kızımıza da geçmiş olsun. Eksik olma. Babası Özer Aşar. Yanındadır muhtemelen refakatçi olarak. 310 numara. Teşekkürler, sağ olun. Kendini yiyip durma. Sen ne yaptıysan kızın için yaptın. Şimdi gidiyoruz. Ama sonra yine görüşeceğiz. Eyvallah. Hadi Alice. Geçmiş olsun müdürüm. Sağ ol Selim. Nasıl oldu Ebru? İşte idare ediyor. Peki böbrek bekliyordunuz. Hala bir donör çıkmadı mı? Yok, çıkmadı. Bekliyoruz, ne yapalım? İnşallah en kısa zamanda bulunur. İnşallah. Ha, size de geçmiş olsun bu arada. Rıza müdüre olanları duydum. Sormayın müdürüm. Yani tabii sizin durumunuza kıyas kabul etmez ama... Biz de perişanız şu ara. Doğrudur. Umarım Rıza aklanır. Müdürüm, aslında ben size bir şey sormak istiyorum bu konu hakkında. Sor tabii. Rıza baba tutuklanmadan kısa süre önce sizinle görüşmüş. Altan ve Halis'e dair bütün dosyalar bu çantada. İçinde çok değerli belgeler var. Biraz asılırsanız o çetenin ipini çekersiniz. Zaten bunu ancak senin çocuklar başarır. Doğrudur. Kendisine elimdeki belgeleri verdim. O belgeler sayesinde operasyon yaptınız. Ve o operasyondan sonra Rıza babayı hapse attılar. Ne demek istiyorsun Selim? Yani anlamaya çalışıyorum. Şimdi ortada bir kumpas varsa bunu bilmek istiyoruz. Kumpas mı? Sen beni mi suçluyorsun? Yok, yanlış anladınız müdürüm. Yani ben o belgelere nasıl ulaştığınızı öğrenebilirsek demek istiyorum. Çok ileri gittin Selim. Git buradan. Müdürüm, affedersiniz, ben gerçekten... Git dedim Selim. Zaten aklım fikrim kızımda. Bir de sizinle uğraşamam. Rıza'ya da size de geçmiş olsun. Git şimdi. Bak bu güzel ha. Oo, harika. Değil mi Teki? Ya bu ben miyim ya? Sensin tabii akıllım. Ne oldu? Niye şaşırdın? Ne bileyim. Kendimi hiç bu kadar yakışıklı görmemiştim. Abi sen bayağı sanatçıymışsın ya. Ne sandın oğlum? Okan bir tanedir. Estağfurullah. Stüdyoda anca bu kadar işte. Vallahi bundan sonra kolay kolay kurtulamazsın benden. Bütün fotoğraflarımı sana çektireceğim. Benden çekeceğim var yani. Baksana şuna ya. Dur. Şöyle yakınlaşayım. Savcı gördü mü cesedi? Daha görmedi. Aradık, yoldaymış. 10 yaşında bile değil. Buralı mı acaba? Göçmen tipi var. Baktırırız. Kim bulmuş? Köylüler görüp ihbar etmiş komiserim. Başka? Başka derken? Durup kalkan araba, etrafta gezinen şüpheli birileri. Komiserim, biz tanıklarla henüz konuşmadık. Neyi bekliyorsunuz oğlum? Gidip konuşun o zaman. Küçücük çocuk ölmüş lan burada. Birileri bir şey söylesin hadi. Anlaşıldı. Hadi gidin. Hadi. Var mı bir şey? Cuhar için bir şey söylemek zor. Abi iyi misin? Ufacık çocuk be. Neyine iyi olacağım? Mesut komiserim. Söyle. Maktul'ün kimliğini ve ırkasını az ileride bulduk. Kadir Abdullah. Göçmen. Tamam, delillerin arasına alın bunları. Baş üstüne. Kadir Abdullah. Abi ben yabancılar şubeye bir sorayım. Belki bildikleri vardır. Asıl Tunca sormakta fayda var. Senin olan mı? Ne alaka abi? Bakanlığa bağlı çalışıyor ya bunlar.
Göçmenlere de yardım ediyorlar. Anladım. Belki bu oğlanın da kaydı vardır. Şunu da anlat abla. İlk önce bunu topla bakalım. Teyze, kaldı mı pirinç tamam. Mercimek ayıklamak bundan ya? Bundan çıkar. Hazır paketler satılıyor, onlardan alsanıza. Çok biliyorsun. İkisinin arasında ne kadar fiyat farkı var biliyor musun? Karışma her şeye. Aman tamam. Ha. Bu arada o kadar laf ettim ama Okan harbi sanatçıymış. Herif tertemiz çalıştı teyze ya. Yapma ya. Şişt. Ne oldu? Düne kadar hötsöt ediyordun çocuğa. Değdi mi acaba o kadar kötü davrandığına? İyi davranacak halim yok. İsterse melek olsun. Sana yaklaşan herkese kötü davranmak benim kardeşlik görevim. Ay! Nasıl boş konuşuyorsun Maria? Bak 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 bak! Toz kondurmuyor oğlana. Zeliş, yavrum madem sen bu çocuğu bu kadar tuttun, gelsin bir adam akıllı tanışalım. Diyorsun. Teyze Maklı abla, Okan benden geçer not almış olabilir. Ay çok şükür. Ama babamın da bir görüp tanıması lazım. Yani. Bir kere tanıştılar gerçi ama. Adın Okan demek. Memnun oldum. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok güzel. Demek ki artık gidebilirsin. Pardon? Git. O sayılmaz değil mi? Sayılmaz. Bir daha bir gelsin, alalım boyunun ölçüsünü. Bizim bir tane zelişimiz var. Kimle görüşüyor, kimle konuşuyor? Bir adam gibi tanıyalım. Kolay mı öyle? Değil mi Tekin? Budur teyzeciğim, bu o. Öf. Ağzını topla. Ayşe, çocuklara ders çalıştıracağım. Allah'tan bir onay verdik ha. Kaç kişi yaşıyor bu evde ya? Anlamadım ki. Yani giren çıkan belli değil. O kadar kişi üst üste mi kalıyorlar? Ne yapıyorlar? Dışarıda kalmaktan iyidir herhalde. Gel. Gel tokmak kafa. Otur şuraya. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Buldum ama işinize yarar mı bilmiyorum. Kadir Abdullah bizim kurumdan her ay sosyal yardım alıyormuş. Adres olarak da bu gecekonduyu göstermiş. Ha bir de babası Kadir'i arıyor. Maalesef bulamayacak. Nasıl diyeceğiz adamı? Oğlun öldü diye. Neyse. Biz işimize bakalım. Bahar, sen bendesin. Arda Volkan, siz de mekanı kollayın. Tunç, sen burada kalıyorsun. Baş üstüne amirim. Tamam arkadaşlar, oturun. Yemeğinizi yiyin. Afiyet oturun, olsun. Oturun. Burada herkes benim akrabam. Yasa dışı bir durumumuz yok bizim. Yaşayıp gidiyoruz işte. Bizim seninle bir işimiz yok. Kadir'i arıyoruz biz. Sen bu Kadir Abdullah'ı tanıyor musun? Tanırım. Arada gelir gider. Aileden mi o da? Aileden sayılır. Ahbabımın oğlu. Burada kalıyor. Gerçi iki gündür geldiği de yok ama. Nerededir peki? Yani kimlerle takılıyordur? Bilmem ki. Arada gelir, arada gider. Kalıcı değildir yani. Kadir'in tek derdi babasını bulmak. Babasını da tanırım, adı Hasan. Baba oğul ayrı düşmüşler. Kaç yıldır da birbirlerini arayıp dururlar. Nasıl öldü o çocuk Tarık? Hani ne yaptığını biliyordun? Boşuna mı güvendik lan sana? Size bir hastane bulun demiştim. Burada olmaz demiştim. Yanlış yaptınız. Boş konuşma. Yanlış senin yanlışın. Ameliyatı sen yaptın. Lan! Kendine gel lan. Geri zekalı. Abi ver şunun parasını defolsun gitsin. Başımıza bela olacak bu herif. Defolsun tabii. Ama para falan yok. Bir daha ne burada ne başka bir yerde karşıma çıkma. Affetmem. Canını seviyorsan bizden uzak duracaksın. Anladın mı lan? Ne bakıyorsun lan? Defol hadi. Sen de mi polissin? Alakam yok Şefik Bey. Ben bakanlıktan geliyorum. Polis yok değil mi? Polis yok ama bende güzel haberler var. Hadi ya.
Gel bakalım. Maaş mı? Evet, maaş. Kadir Abdullah için devlet aylık maaş ödeyecek. Allah razı olsun, ne diyelim. Zaten akrabam sayılır. Her türlü ihtiyacını karşılarız o parayla. Yalnız Kadir'i görmem lazım. Yoksa parayı kime teslim edeceğim? Kadir yok. Bana teslim edebilirsin. Öyle olmuyor işte. Olur olur. Çocuğun adresi burası. İlla buraya gelecek. Sen parayı ver bana, ben ona teslim ederim. Ne kadar? 500 lira. Yalnız bir şey var. Sana bu parayı veririm ama bir şartla. Rapor yazmam lazım. Kadir'in başına ne geldi, nereye gitti anlatacaksın. Yoksa bu parayı veremem. Tamam. Tamam, ver. Kadir'i Tarık götürdü. Nereye? Ne bileyim, ameliyat olması lazım dedi. Niye anlamadık? Kadir hasta değildi ki. Hasta değilse ne ameliyatı bu? Onu Tarık'a soracaksın. 2 gün önce aldı götürdü Kadir'i. Ne ondan haber var ne de çocuktan. Aferin lan. İyi numara çektin ha. Helal olsun Tunç. Sağ ol abi. Dediğim gibi mevzu bu doktor Tarık'a bağlanıyor. Galiba onu bulmanız lazım. Öyle mi diyorsun? Bak ya, kafa zehir zehir. Baba aşk olsun ya. Doktor Tarık geçen gün merkeze çekmiştik. Delil yok diye serbest kalmıştı savcıdan. Rahat durmamış demek ki. Tamamdır, teşekkürler. Komiserim, adli tıp ön raporu çıkmış. Rapora göre Kadir ölmeden önce böbreği alınmış. Sonra da bu operasyona bağlı iç kanama geçirmiş ve ölmüş. Sonra da çöp atlar gibi ormana attılar çocuğu. Namussuz herifler ya. Abi bu işin başı Tarık. O çözülürse bütün hepsi tepe taklak gider. Önce bulmak lazım onu. Merkeze anons geç. Devre ekipleri de ayık olsun. Artık esas şüphelimiz Tarık. Tamam komiserim. Merkez 45-42. Ulan Tarık. Böyle mi olacaktın sen? Bitirdiler oğlum seni. Bittin sen. Bittin. Nazike. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Bak sen. Ahiret afiyet olsun Hüsnü. Okul nasıl geçti bakalım? İyi babacığım. Ben matematik dersinde gol attım. O ne demek lan? Onu nasıl becerdin lan? Ha. Ders boştu, biz de top oynadık. Evet. Evet. Zeliş'cim, senden ne haber? İyilik sağlık babacığım. Bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Aslında var babacığım da. Nereden anladın? Huzursuzsun. Ayağını sallayıp duruyorsun. İskemlene yarım oturmuşsun. Yemeğine doğru dürüst dokunmadın. Belli ki bir derdin var. Yanlış mıyım? Baba. Var ya, dedektif gibisin ha. Hadi canım. Vallahi bak. Helal lan, nasıl çaktın lan? Bravo vallahi ya. Aferin lan. Evet Ziliş. Seni dinliyorum. Okan vardı ya hani. Geçen gün IQ'su tanışmıştınız. Anladım. Fotoğrafçı çocuğu diyorsun. Ben seninle bir adam akıllı tanıştırmak istiyorum onu. Hadi ya. Sebep? Ay anla işte Hüsnü. Kız erkek arkadaşını sana beğendirmeye çalışıyor. Peki ya beğenmezsem? Ya hiç içim almazsa herifi? Ya kafasını kırmak istersen? Ben yardım ederim sana babacığım. Ben de. Çok ay sus. Atlamasanız siz oradan her lafa ya. Babacığım. Ben Okan'a güveniyorum. Yani mahcup etmeyi seni. Vallahi bilemedim Zeliş. Ay içim şişti. Ayol izin ver gelsin çocuk. Hem bu kızın yaşı geçiyor Hüsnü. Hazır bir tane bulmuş, hediye ver. Bana bak, yoksa başımıza kalacak ha. Teyze ya. Niye? Sen bu yaşta hala internette fingir diyorsun ha? O ne olacak? Sen ona cevap ver ilk önce. Neyse. İyi. Ha? Tamam gelsin. Ya. Çok sağ ol babacığım. Gör bak, çok seveceksin Okan'ı. Yavrum bak, ben kız babasıyım. Kim olursa olsun yanındaki hiçbir erkeği sevmeyeceğim.
Bunda bir anlaşalım, oldu mu? Tamam, hadi bakalım. Sen mi öttün? Yok teyze. Hı? Kalk su getir. Getireyim babacığım. Kim öttü? Ha? Vallahi ben. Kartoloş. Ver babacığım. Hala chat yapıyorsun be. Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Babası mıydın? Evet. Yetişemedim kaderime. Kavuşamadım. Siz mi buldunuz? Evet, biz bulduk. Katiller kim? Kim kıymış kaderimi? Buldunuz mu? Mutlaka bulunacak Hasan. Allah sabır versin. Sabredelim pek. Biz anca sabredelim. Biz burada sabrederken oğlumun katilleri çoktan kayıplara karışmıştır. Onlar keyif çatar, benim kaderim toprağa girer. Hem de memleketinden çok uzakta. Ama biz sabredelim, öyle mi? Rahmetli kaderin babası rahat durmayacak gibi. Onu nereden anladın usta? Gözünden, sesinden, bakışından, tavrından. Oğlunu bir böbrek için katletmişler. Fırsatını bulduğu anda hesabını soracak. Takip etsek mi? Kim takip edecek? Sağda kim varsa Doktor Tarık'ın peşinde. Of, bu herif çok oldu artık ya. Ya biz arayıp buluyoruz, mahkeme bırakıyor. Sonra yine alıyoruz. Of. Eda, alsana. Organ ticaretine bir kez bulaştıysa artık yırtamaz. Arkadaşlar, her ne yapıyorsanız bırakın. Yeni müdürünüz birazdan burada olur. İyi, buyursun gelsin. Ben de bir şey oldu sandım ya. Daha ne olsun çocuklar? Yeni idari amirinizle tanışacaksınız. Ve o gelip Rıza babanın koltuğuna oturacak. Benim ağrıma gider müdürüm. Ben de meraklısı değilim. Çocuklar, kendinize gelin. Beğenseniz de beğenmeseniz de sizden asgari nezaket bekliyorum. Bu bir emirdir. Asgari nezaket ha. Asgari nezaketle ne yerim ben bunların? Ulan kolumuzu kanadımızı kırdılar. Şimdi nezaket bekliyorlar ya. Usta bir sakin ol da ne olduğunu bir anlayalım. Bu teşkilat benden nezaket falan beklemeyecek usta. Canımızı kopardılar ya. Rıza müdür diyorum. Rıza baba diyorum ya. Daha haftası dolmadan ne ara buldular yeni müdür ya. Bu kadar kolay mı bu iş ya? Bir an önce kumpası kur, sonra işlemedi suçları adamcağızı hapse at. Arkasından da bizden icraat bekle. Yok ya. Abi sakin bana, sakin. Bırak Allah'ını seversen abi, ya. Abi tamam. Aa, karışmayın ya. Neymiş? Yeni müdürmüş. Lan başları mı yeni müdürün be? 40 yıllık efsaneyi başımızdan aldılar. Sonra da dallama bir tane müdür getirsinler başımıza. Kesin Akut'u biridir ya. Bıktım bunlardan ya. Ulan bak müdürüm be. Ben bir tersini göreyim var ya. Hele bir yanlış yaptım var ya. Ben ona neler yapacağım bak. Ne yaparsın? Ne yapacağım? Veririm odunu. Ah! Engin! Aslanım. Ne haber ya? Ne haber ya? Hoş geldin. Abi sen nereden çıktın? Size bir müdür lazımmış. Yok artık. O da sen misin? Evet kardeşim. Deminden beri söyüp saydığınız müdür benim işte. Biz ne bilelim bizim haberimiz yok. Bu ne güzel sürpriz ya. Gel. Abi hoş geldin. Gel, gel. İyi ki geldin. Gel ya. İyi ki geldiniz. Canım benim. Vay arkadaş. Ulan şansa bak be. O kadar küfrettim Engin çıktı. Allah Allah. Özledin beni değil mi? Doğru söyle. Yalan yok. Vallahi özledik tabii ya. Aslanım benim. Sen nasıl oldu öyle Engin abi? Hayır geldin, sen tanıyorsun. Yok tanımıyorum ama iyi biri olmalı bu kadar sevildiğine göre. Aynen. Teyze, semizotu salatası tamam, iç pilav da hazır, barbunya da pişti şimdi, hepsi tamam. Tamam yavrum, tamam. Zeliş! Ha? Teyze. Şunları kaldır. Teyze, bana mı seslendin? Ha? Bu senin Okan yemek seçmiyor değil mi? Hayır, sevmediği bir yemek koyarız önüne. Mahcup olur çocuk. Aman teyze, yüz vermeyelim hemen.
Önüne ne konursa yesin işte. Beyefendi özel menü mü çıkartacağız? Vay be! İşte böyle ağırdan satacaksın kendini. Yoksa yüz verdin mi astarını ister bunlar. Ama anne! Misafir umduğun değil bulduğunu yer. İşte o kadar. Ay saçım düşecek. Kaldır ayağını. Ben devam edeyim. Nereden Madrid miydi, Miami miydi? Amirim. Vay! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen amma büyümüşsün be. Sağ olun amirim. Aslanım benim. Bu gördüklerin de ekibimizin gençleri. Volkan, Hande, Eda. Hoş geldiniz müdür. Hoş geldiniz müdür. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş bulduk çocuklar. Daha kıdemli arkadaşlar da var sanırım. Merhaba. 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 Ben Selin. Hoş geldiniz. Bahar. Merhaba. Hakan ben de. Memnun oldum. Memnun oldum arkadaşlar. Hakan aynı zamanda ailenin kocası oluyor. Biliyorum. Aldım haberini. Tebrik ederim ikinizi de. Sağ olun. Teşekkürler müdürüm. Şimdi bu adam nereden çıktı diye siz soruyorsunuzdur. Yok estağfurullah müdürüm. Rıza baba dönene kadar buradayım. Vallahi başkasını kolay kolay çekemezdik. Yani iyi yapmışsın. Rıza babanın odasına lüzumsuz biri gelip oturacak diye içimiz içimizi yedi yani. İyi ki geldin. Eksik olmayın. Ama ben oraya yerleşecek değilim. Orası her zaman Rıza babanın yeri. Ben eskisi gibi burada sizle birlikte çalışırım. Aman abi. Helal olsun amirim. Müdürüm. Pardon. Ya şaka maka vallahi tam zamanında geldin. Her taraftan üzerimize geliyorlar. Başımız epey belalı şu aralar. Bakın yarına kadar sabredin. Hepsini konuşacağız. Ali ben önce sizinkilere uğrasam iyi olacak. Olur müdürüm beraber çıkın. Çocuklar keşke başka bir zamanda bir araya gelseydik. Sizinle daha keyifli bir anımızda tanışsaydık. Ama kısmet buymuş. Ne yapalım? Tekrar burada olmak çok güzel. İyi. Anahtarı vereyim mi? Tunç evde. Akşam kalırsın. Haydi. Old. Haydi can. Benim güzel oğlum. Haydi bakalım. Teyze. Makyaj nasıl güzel olmuş mu? Maşallah. Ah Ceylan'ım benim. Ne kadar güzel oldun. Anneciğim de öyle derdi. Derdi ya. Rahmet istedi. Canım benim. Güzelim. Bakayım. Ay amma güzel oldum be abla. Olsun o kadar. Çok güzel. Güzelim benim. Ya babam nerede kaldı? Anca gelir o kızım. Asıl seninki nerede kaldı? Şşş, bırak. Aşktan önce içim kıyıldı teyze ya. Vallahi gerildim ha. Ne zor iş ya. Kapı. Geldiler. Ay, geldiler. Kim geldi acaba? Babam mı bunun kıl kuyruk sevgilisi mi? Şşş deme bakayım. Çocuğum öyle. Hoş geldiniz. Selam. Ay hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kapıda da Okan'la karşılaştık. Efendim ben şunları size vereyim. Ay bana mı? Çok teşekkür ederim. Ay çok güzeller. Değil mi? Çok güzel. Senden ne haber Tekin? Fotoğraflar işe yaradı mı? Yaramaz olurum be abicim. Bir bakan bir kere daha bakıyor. Çocuklar muhabbet güzel ama ben çok acıktım. Hadi masaya hadi. Buyurun. Hadi otur. Okan çıkar üstüne çıkar. Ben çıkar çocuğum. Çıkar. Dur canım sen oraya geç. Haydi sen böyle gel. Yok orası değil teyze. Sen de sen evladım buraya geç. Evet. Evladım. Gel abi gel. Böyle otur. Böyle daha iyi. Sofra nefis görünüyor. Elinize evet, sağlık. Evet şimdi oldu. Bak bu pilav benim spesyalim. İç pilav gibi ama asıl lezzeti içindeki yer fıstığından. Yer fıstığı mı? Evet. Niye sevmiyor musun? Hanımlara kadar uğraşmış. Yemezsek ayıp olur değil mi Okan'cığım? Haklısınız. Haydi. Ben yapayım teyze. Oğlum banma ona. Ya ne olacak ya? Dana. Ne yapıyorsun? Dana. Öf. Kusura bakma biz böyle anlaşıyoruz. Kızım bol bol koy çocuğa. Koy yer fıstığından bol bol. Koy yer fıstığından bol bol. Uyutabildin mi? Dedelerini görmediler ya zar zor uyudular.
Çocuklar bayağı büyümüş Pınar. Maşallah. Büyüdüler ya. Şu ara pek huysuzlar tabii. Dedelerini çok özlüyorlar. Hepimiz özlüyoruz Pınar. Nasıl sever Rıza seni. Ne zaman adın geçse gözleri parlar. Gurur duyar. Bu kötü günde yanımızda olman bizim için çok değerli Engin abi. Sağ ol. Gelmeyip de ne yapacaktım? Rıza babanın üstümde az mı emeği var? Sen ne diyorsun Engin? Aklayabilecek misiniz Rıza'yı? Umut var mı? Bakın, şimdi her şey daha çok yeni. Hepiniz gibi benim de içim yanıyor Rıza babaya. Ama daha ilk günden büyük sözler vermek istemiyorum. Sözü mü kalmış abi? Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl kurtaracağız adamı? Elimizden geleni yaparız tabii Ali. Ama baskı çok büyük biliyorsun. Rıza baba kadar ekibin de desteğe ihtiyacı var. Doğru aslında. Rıza'nın başına bu işler geldiyse herkes tehlikede demektir. Öyle. Babam asker emeklisi. Annem de ev hanımı. Liseyi, üniversiteyi şey hep Eskişehir'de okudum. Baba. Baba çay içer misin? Ha, içerim kızım. İçerim. Soğumuş bu. Koşun. Fotoğraf soğumuş bölümünden güzel mezun olunca da verilini İstanbul. Hüsnü. Tabii her işin piyasası burada tabii. Bir sıcak mı geldi içerisi? Nasıl baba? Okan sıcakladı herhalde. Baksana pancar gibi oldu oğlanın yüzü. Öyle mi? Kızarmış mı? Heyecandandır canım. Utandırmayın çocuğu sizde. Ya bir şey yok Okan'cığım ya. Ya biz bizeyiz, rahat ol. Al babacığım. Okan'cığım, çok da rahat olma şimdi. Gerek yok. Ben gevşek adam sevmem. Okan'cığım, adam dediğin oturmasını kalkmasını bilecek. Dost doğru delikanlı olacak. Başı ayrı, bir ayrı oynamayacak. Doğru muyum? Tabii Hüsnü amca. Abi yalnız sen baya kıpkırmızı oldun ha. Okan iyi misin? İyiyim. Ben bir lavaboya gitsem müsaadenizle. Tabii. Tabii güzel, çocuğum tabii. Şey, gösterdiğin yerini. Hadi. İleride sana. Şule göster çocuğum. Ha yok tamam sen şey yapma. Tam rekor kırıyordum Nazike. Sen çekeyim şey yapıyorsun çocuğum ya. Ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Ay ne oldu çocuğa? Ne oldu? Ay Okan. Ay ne oldu? Çocuk ne oluyor ya? Oğlum niye yerde yatıyor bu? Çocuk. Kalk yerden ya. Bayılmış baba ya. Hadi ya. Neden? Çok sert davrandı. Stres yaptı, bayıldı Okan. Çocuk. Herhalde sert yapacağım kızım. Kız babasıyım ben. Okan abi. Okan. Suratın iyice kızarmış abla. Yavrum. Ay bu çocuk nefes alabiliyor mu acaba ya? Kafasını çevir. Kafasını çevir. Nazike. Ay. Çevir kızım. Şimdi ya da bu tarafa çevir. Ya burnuna bak bakayım. Ya da dur. Hastaneye götürelim. Elimizdeki birbirimizde kanız falan. Allah korusun. Hadi. Hastaneye gidelim. Ambulans. Geç oğlum sen de içeri. Geç çocuğum. Geç. Bakma sen. Hadi. Ambulans çağırın ya. Eşe görüşü gibi abla ya. Ben de geleceğim. Bak çocuğu öldüreceksin. Sonra kimse kalacak ama ya. Nazike. Bu mol kimi? Başka yemek pişirseydik. Nereden bilelim? Açıyor. Gözlerini açıyor. Okan iyi misin? İyiyim. Hüsnü amca kusuruma bakmayın lütfen. Ya ne kusuru ya evlat ya. Of. Hastalığın mazereti mi olur oğlum? Senin yer fıstığına alerjin mi var? Evet. Niye baştan söylemedin? Ona göre yemek koyardık önüne çocuğum. Sırf bize ayıp olmasın diye alerjin olduğunu bile tabağı bitirdin öyle mi? O kadar güzel hazırlanmıştınız ki ayıp etmek istemedim. Vay be. Ne oldu gözüne mi girdi oğlan? Dur bakalım yavaş. Davetin için sağ ol Zeliha. Sonunda hastanelik olsam da çok güzel bir akşamdı. Bizim için de öyleydi. Yine gel ha. Tamam mı? İlla davet bekleme. Bir de alerjin olan bir şeyi de yeme. Salak mısın oğlum sen? Ölüyordun oğlum. Ya bu... Çok saçma. Anlaştık Hüsnü amca.
Ay yavrum. Bayağı da kızardın. Hadi ben dışarıdayım, evet. İşlemleri yapıyorum. Damat ilk geceden hastanelik olmuş abi ha. Evet, biraz öyle oldu, ne yapalım. Amma çürük çıkmış. İyi yapmışsın usta, iyi yapmışsın. Odunu baştan vereceksin, sonra şımarmasın. Ben bir şey yapmadım oğlum. Alerjisi varmış çocuğun. Aa, biz de biz de yedik. Verdin odunu değil mi? Doğru söyle bak. Selam ya. Arkadaşlar. Eyvallah. Kalkmayın, kalkmayın lütfen. Oturun, oturun. Evet, herkes buradaysa işe koyulalım. Bence de. Kaybedecek vakit yok. Şu dosyaya bir bakalım. Bak usta, Rıza Baba'ya isnat edilen bütün suçlar burada. Ya hepsi deli saçması ama yani bir çalışsan iyi olur. Elimizde şüpheliler de var müdürüm. Eğer tekrar sorgulamak isterseniz sorgu odasına aldırırız hepsini. Evet, arkadaşlar, evet. Bakın. An itibariyle daha önemli bir işimiz var. Az önce bir bomba patladı. Bomba mı? Ne zaman? Nerede müdürüm? Ümraniye'nin bir sokağında. Yaklaşık 2 dakika önce. Terör saldırısı olması kuvvetle muhtemel. Hadi sizden bir an önce olay yerine gitmenizi istiyorum. Gidelim, gitmesine de Rıza Baba ne olacak? Şehirde bombalar patlıyor arkadaşlar. Tartışacak zaman değil. Terör saldırısı önceliğimiz olmalı. Hadi hadi hadi. Lütfen. Sonrası konuşuruz zaten. Aylin ya, bizim buraya düşmedi mi bomba? Bakıyorum şey, abi. Ha, telsizden de bir şey duymadık. Götür götür götür, acele et. Gel böyle gel. Nedir vaziyet? 2 ölü 4 yaralı başkomiserim. Yapma ya. Evet. Komiserim, önce tüp zannettik ama ev yapımı patlayıcı çıktı. Terör saldırısı olabilir mi abi? Olabilir tabii, bakacağız. Pardon, siz polis misiniz? Evet canım. Sen ne arıyorsun burada? Annen yok mu? Ben bir şey gördüm. Patlamadan önce. Anlatayım mı? Anlat bakalım. Ne gördün? Kusura bakmayın. İrem'in hayal gücü bayağı zengindir. Gel anneciğim. Ya konuşuyorduk. Ya rahatsız olmamıştık aslında. Olsun, biz yine de rahatsız etmeyelim. Yürü yürü. Hadi yürü. Kız yürü. Kız bir şeyler anlatacaktı ne güzel. Niye kaçırdı ki anasını? Bu kim? Mekanın sahibi. Geçmiş olsun Mert Bey. Teşekkür ederim. Birkaç soru sormak istiyoruz size. Müsaitseniz tabii. Müsait falan değilim. Burnumun dibinde bomba patladı. Cansu. Cansu, iyileşeceksin bir tane. Müsaade eder misin? Lütfen. Lütfen izin verin. Ben de gelmek istiyorum. Buyurun, öne geçin. İfade alacaktık ama yalan oldu. Adam karısının derdinde. Normal. Şuraya baksana. Bizim ufaklık buraya bakıp duruyor ya. İçeri. İrem, içeri gir çabuk. Çabuk. İfadeyi alalım başkomiserim. Ufacık çocuğu korkutmanın alemi yok. Biz Bahar'la bir gidip konuşalım. Siz de kamera kaydı bulmaya bak. Hadi gel Volkan. Tamam. Ofis arkada. Sizi içeri alamam. Kızımla görüştüremem. Lütfen ısrar etmeyin. Bakın, bizden zarar gelmez. Sadece İrem'e birkaç soru soracağız. Çok istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ben kızımı polisle muhatap etmek istemiyorum. Hem sonra ne olacak? Anlamadım, sonra derken? Geçen hafta komşumuzun kızı yan sokaktaki bir olay için polise ifade verdi. 2 gün sonra dövülmüş vaziyette bulundu. Zavallı kız hala yoğun bakımda. Ben kızımın başına da aynanın gelmesini istemiyorum. Katilleri bulmak sizin için o kadar önemli değil herhalde. Hiçbir şey kızımdan daha önemli değil. Onu riske atamam. Kusura bakmayın. İyi günler.
Yeni görevin hayırlı olsun Engin Müdürüm. Zaten buraların yabancısı değilsin. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Eksik olmayın müdürüm. Ha bu arada... Rıza konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? Anlamadım. Niçin sordunuz? Merak ettim. Emniyette herkes bu ekibin açığını kolluyor. Farkındayım. Üstelik... Rıza'nın soruşturmasına herhangi bir şekilde bulaşmanız yasak. Biliyorum. Müşteri olabilirsiniz. Ankara'nın bana verdiği görevi yerine getirmekten başka hiçbir amacım yok. Kolay gelsin müdürüm. Size de sağ olun. Abi, patlayan restoranın şef garsonu. Ne hikmetse sana pek zararı olmamış bombanın. Patlama sırasında mutfaktaydım. O sayede ucuz atlattım. Geçmiş olsun. Bir de gelmeden senin şu siciline bir bakalım dedik. Enteresan şeylerle karşılaştık. Silahla yaralama suçundan ceza almışsın. Birkaç tane de kavgadan kaydın var. Gençlik hatası onlar. Ben geçmişime çizgi çektim. Sağ olsun Mert de az yardım etmedi. Peki madem Mert Bey'le bu kadar yakınsın. Düşmanı falan var mıydı patronun? Düşman derken? Arayıp taciz eden ya da tehdit eden birileri. Maalesef var. Muammer. Kimdir bu Muammer? Amatör mafya gibi bir şey. Son günlerde bizim restorana da damıştı. Ne zaman uğrasa illa bir terslik çıkarıyor. Laf atar, dalga geçer. Biz de olay çıkarmasın diye alttan alırız hep. Gerçi o da ipin ucunu kaçırdı en son. Yapma ya. Ne yaptı? Mert'in arabasını yaktı. Aklı sıra meydan okuyor. Herif dört dörtlük manyak. Tamam, sen gel bakalım şöyle biraz. İfadeni alalım. Mert Bey, isterseniz size bir oda ayarlayalım. Uykusuz görünüyorsunuz. Beni boş verin hocam. Cansu nasıl? Cansu Hanım maalesef beyin sarsıntısı geçirmiş. Şimdilik gözetim altında tutuyoruz. Ben yine uğrarım. Geçmiş olsun. Mert Bey, tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Biraz da bizim işlere bakalım mı? Nasıl yani? Muammer diye bir angut tüm mahalleyi haraca bağlamış. Tanıyor musunuz? Maalesef evet. Geçen ay arabamı yaktı. Sebebi neydi? Haraç vermeyi bıraktım. Bu da ağrına gitti herhalde. 3 günde bir arayıp beni tehdit ediyor. Ama alıştım artık. Peki sizce restoranı da bu Muammer patlatmış olabilir mi? Bilemem. Ama psikopat olduğunu düşünürsek pekala mümkün. Muammer hanginiz? Ha? Kim? Kim Muammer? Kim soruyor? Polis. Buyurun amirim, hoş geldiniz. Pek hoş gelmedik Muammer. Hakkında abuk subuk şeyler duyuyoruz. Allah Allah, ne gibi? Mahallenin haracını sen yiyor musun? Haraç mı? Büyük iftira komiserim. Ben arada sırada 3-5 kuruş bağış toplarım, hepsi bu. Bağış mı? Haracın yeni adı bağış mı oldu? Her neyse, şu bombanın patladığı restoranı konuşalım. Sahibini tanıyormuşsun. Sana haraç vermeyi reddeden biriymiş. Doğrudur ama bombayı ben patlatmadım. Ciddi ciddi şüphelenmiyorsunuz umarım. Mal sahibi ödemesini bir ay geciktirdi diye niye restoranı patlatayım? Şimdi aylarca para alamayacağım. Tamam peki. Peki anlaşıldı. Hadi gidelim. Bu işi çözse çözse o küçük çocuk çözer usta. Konuşturamıyoruz ki. Annesi yanına bile yaklaştırmaz. Olan biteni gören bir tek o var. Başka çaremiz de yok ayrıca. Bakarsın konuşur. Biz de cinayeti çözmüş oluruz. Fena mı? Ben Bahar alıp yine gideceğim oraya usta. Bir ara da çocukları gönderelim şu adamı sorgulasınlar.
Pardon, pardon, bakar mısınız? Pardon. Biz de size gelmiştik. İşimiz var, gitmemiz lazım. Bakın, anlıyorum sizi. Ama kızınızın ifadesi hakkında hiçbir yazılı belge oluşturmayacağız. Kayıt almayacağız. Mahkemede ifadeye de çağırmayacağız. Ve de kızınızı üzecek hiçbir şey sormayacağız, gerçekten. Söz veriyor musunuz? Elbette. Ne bir dava dosyasında ne de başka bir yerde kızımın ismi geçmeyecek. Bize güvenebilirsiniz. Şimdi İrem'le konuşabilir miyiz? Peki, tamam. Seni camda gördüm bir kere. Restoranı seyrediyordum. Camdan bakmak hoşuma gidiyor. Ne güzel. Peki, restoranda bir gariplik fark ettin mi patlamadan önce? Bir adam gördüm. Garipti o. Mavi sırt çantası vardı. Restorana girdi. Ama çıktığında sırt çantası yanında yoktu. Sonra da bum! Peki, kimdi o adam? Tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama elinde yara izleri vardı. Sakallı, bıyıklı. Görsem hatırlarım kesin. De bakalım Sami. Elektrik ustasıymışsın. 20 yıldır mahallede dükkanın varmış. Bu elindeki yara izi ne alaka? Mesleğimiz tehlikelidir bizim. Zamanında trafoya kaptırdım. Bırak şimdi trafoyu falan. Bomba yapmak da kolay değil. Ufak tefek kazalar olur. Değil mi Sami? İrem'in verdiği eşkal işimize yaradı demek. Hem de çok işimize yaradı. Mahalledeki sabıkalıları eşkalle karşılaştırınca bu elektrikçi Sami'ye ulaştık. Ulan Sami, neyini inkar lan bu hala ha? Patlamadan bir dakika önce yakındaki bir restoranın kamerasına poz vermişsin. Sırtında da mavi çanta. Aynı mavi çantanın parçalarını olay yerinde bulduk. Bombayı o çantada taşımışsın. Ya neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Salağa yatmaya devam diyorsun yani ha? Bak Sami, biz bu işi senin yaptığını biliyoruz. İstersen inkar et, fark etmez. Bizim derdimiz seni kim azmettirdi onu bulmak. İnsan durduk yere bomba patlatıp bu kadar insan öldürmez. Değil mi Sami? Konuş, aklına kim girdi? Hadi lan! Bana bak lan, bana bak! Bak dedim. Müdür, sana, gelişme bak var. Sabrımı taşıdım. Galiba Sami'yi kimin azmettirdiğini bulduk. Kimmiş? Mert diye bildiğimiz restoran sahibi 5 yıl önce adını değiştirmiş. Gerçek adı Haydar ve sabıka kaydı Kabarık. Hakkında iddia edilen en büyük suçlama 8 yıl önce sigortadan para alabilmek için karısını öldürdüğü. Ama iddia kanıtlanamamış. Delil yetersizliğinden dava düşmüş. Ve sigorta şirketi kuruşu kuruşuna ödemeyi yapmış. Mert Bey. Merhaba. Eşiniz nasıl? Hala kritik. Yaşadığınız vicdan azabını tahmin bile edemiyorum. Kendi karınızın yaralanmasına sebep olmak çok acı veriyordur, değil mi? Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Kendi restoranını patlattın değil mi Mert? Ha? Haydar mı desek acaba? Ya sahiden insan ismini niye değiştirir? Nasıl yani? Eski ismi çok kirlendiyse değişir. Bakın saçmalıyorsunuz. Ha. Sen patlama sırasında neredeydin? Mutfakta. Mutfak ha. Mantıklı. Patlamaya en uzak nokta. Kapısı paslanmaz çelik. Kapattın mı dışarıdan sesi bile zor duyarsın. Böyle olunca da tek bir sırık olmadan yırtarsın. Ama ya müşteriler? Onlara da mı acımadın Mert? 2 ölü, 4 yaralı. Hiç mi için sızlamadı? İftira atıyorsunuz. Kes lan kes! Sami her şeyi anlattı. Bombayı ona yaptırmışsın. Karşılığında da epey para vermişsin. Ama karın şanssızmış. Patlattığın bombadan kaçamamış. Sen de işlediğin suçtan kaçamayacaksın. Hapse mi gireceğim ben şimdi? Evet. Şaşırdın mı? Yırtarım sanıyordun değil mi? Ha? Ben böyle olsun istememiştim. Ufak bir patlama olacaktı. Kimsenin canı yanmayacak. Hadi yürü hadi. Sigorta parasını kurtarıp yeni bir yer açacaktım. Merak etme, içeride pişmanlık duymak için bol bol zamanın olacak. Çok üzgünüm. Nereden çıktı şimdi bu arama? Müdürüm, rutin arama bu. Canları sıkılınca gelirler, keyfimizi bozup giderler. Bu kimin yatağı?
benim yatağım. Bu telefon ne burada? Hiçbir fikrim yok. İlk kez görüyorum. Olmadı müdürüm. Hadi al eşyalarını gidiyoruz. Bakın bir yanlışlık var. Ben bu telefonu elimi bile sürmedim. Gidiyoruz müdürüm hadi. İyi de nereye gidiyoruz? Buyurun. Elinize sağlık arkadaşlar. Olayı tertemiz çözmüşsünüz. Bravo. E peki madem dosyayı kapattınız, bu toplantının sebebi ne? Yani beni niye çağırdınız ki buraya? Sen buraya turist olarak mı geldin? O ne biçim laf Mesut? Müdürüm yanlış anlamayın ama bizim canımız yanıyor, sizin umurunuzda değil gibi. Yapma ya. Sen de mi Aylin? Müdürüm, babam suçsuz yere hapiste. Biz onu kurtarmak isterken sen bizi başka başka olaylara yolluyorsun. Yani hırsızı, katili başka ekipler de yakalar. Ama Rıza Baba'yı sadece biz kurtarabiliriz. Madem Rıza Baba'ya bir faydan olmayacaktı, sen niye geldin Engin? Beyler, saçmalamayın. Oturun. Ne biçim laflar bunlar? Engin müdür size yardıma geldi. Daha bir yardımını göremedik kendisinin. Ya. Bak, o zaman iyi bak Ali. Bunu görüyor musun? Bu emir yazısı bana Ankara'dan geldi. Bakın, burada çok açık yazıyor. Benim buraya geliş sebebim sizi dizginlemek, hizada tutmak. Ama yanlış adamı gönderdiler. Çünkü ben dostlarıma casusluk yapacak değilim. Rıza için yaptıklarını da anlatsana. Ha, evet. Buyurun, alın. Aradığınız Bekir'in dosyası. Şu İlyas'ı Rıza Baba'nın evine tesisat işine gönderen Bekir. Peşindeydiniz. Ne oldu? Bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık da. Sen bu Bekir'i nereden biliyorsun? Çünkü aradığınız Bekir hastanede. Silahla yaralanmış. Ve bir haftadır hastanede tedavi görüyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Peki o aradığınız Doktor Tarık, onu bulabildiniz mi? Ha? Yok. Ama ben buldum. Karlıtepe Camii avlusunda yatıp kalkıyor. Biliyorum çünkü peşine adam taktım. Yani siz bana içten içe kurulurken ben çoktan Rıza Baba için çalışıyordum zaten. Madem bu kadar çalıştın bize niye bir şey söylemedin? Toz kaldırmak istemedim de ondan. Ama bir rahat durmadınız ki hiçbiriniz. Hakan, Bahar. Gidin şu hastaneye Bekir'i paketleyin. Baş üstüne. Çok mu yüklendik acaba Engin abiye? O da gizli saklı iş yapmasaydı yani. Değil mi müdürüm? Bu arada bende de bir haber var. Şu öldürülen Kadir'in zorla alınan böbreği vardı ya. Evet. Özer müdürün kızına nakledilmiş. Ne? Ebru'ya mı? Evet Ebru'ya. Namussuz herif. Kadir bunlar yüzünden öldü be. Hesabını soracağız. Hiç merak etmeyin. Ha bir de Engin müdürünüzü bir daha hırpalamayın. Adamı sorgulanacak bir yanı yok. Ne yapıyorsa sizin için yapıyor. Anlaşıldı. Bak bak. Ben demiştim ama Rıza müdürüme. Nerede söyledin usta ya? Söyledim nerede ben söyledim? Kaç kere söyledim nerede sana da. Nerede anlattın sen ya? Nereden Rıza Baba'ya da söyledim. Ya bırak söyledim Rıza Baba'ya. Güven bana, güven bana dedi. Ya işte. Söyle lan. Ne oldu benim oğluma? Gelme lan. Hasan bırak, bırak. Kim öldürdü lan benim oğlumu? Ha? Yemin ederim benimle alakası yok. Anlat lan. Kim kıydı oğluma? Kim? Keseyim lan gırtlağını. Ha? Konuş lan keserim. Doktor Tarık. Hepsi onun icraatı. Oğlunu aldı götürdü. Sonra da getirmedi. Sen niye engel olmadın lan? Herif doktor. Herhalde Kadir'in iyiliğini istiyor dedim. Meğer doktor moktor değil kasapmış namussuz. Nerede bulurum lan bunu? Karlitepe Camii'nin orada yatıp kalkıyormuş. Başka da bir şey bilmiyorum valla. Bu oğluma göz kulak olmadığın için. Öldürmedi be dua et. Hadi.
Abi. Abi. Abi iyi misin? Abi iyi misin? Babam ne zaman gelir acaba? Bilmem ki kızım. Ama nasıl da sevinecek bizi görünce. Çok özledim babamı ya. Hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Bugünler de bitecek kızım. Senin için ferah tut. İnşallah. Haberler kötü. Cezaevi müdürüyle konuştum. Babam disiplin cezası almış. Nasıl ya? Niye? Anlamadım ki. Uzunca bir süre tek kişilik hücrede kalacakmış. Görüşe çıkması artık yasak. Baban ne yapacak orada bir başına? O tek kişilik hücrede. Bunalmaz mıyız sen? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Hadi gidin. Niye bu kadar uğraşıyorlar bu adamla anlamıyorum ki ben. Hadi anne. Hadi. Bekir'i bulduk nihayet. Ya bulduk da ne işimize yarayacak ki? Doktor bey, hastanın durumu nasıl? Öğrenebilir miyiz? Son bir haftadır uyutuyoruz. Hayati tehlikesi de geçmedi. Hiç umut yok mu? Elbette var ama az. Teşekkürler, teşekkürler. Doktor bey. Ebru. Ebru. Kızınızı acilen ameliyata alıyoruz. İyi de neden? Vücudu yeni böbreği kabul etmemiş. Tarık orada abi. Çevirelim etrafını kaçmasın. Kaçacak halim mi kalmış? Bitmiş herif. Bu kim ya? Ne oluyor? Tarık! Ecelin geldi köpek! Hasan! Hasan dur! Hasan, dur!